7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Babamla annem ayrı, ben 40 günlükken ayrılmışlar. Ben babamı en son 5 yaşında görüyorum, sonra 24 yıl sonra bu sene Mart'ta görüyorum. Annenizde bir arıza var galiba. Ben doğduktan sonra babamın evliliği ortaya çıkıyor. Eşinizin ayrılma sebebiniz? Aldatma oldu. Evet. Sevgili seyirciler, bugün kardeş ülke Azerbaycan'ın yemeklerini yapıyoruz efendim. Daha kesilmez dedi, bu kaynama çıktı. Bitti. Onu oklavayla karıştırdığımız için o kesilmez. Bir şey yanıyor, yanıyor. Ne yanıyor? Çok oturdum ya, dibim tutmuştu. Ben ne bileyim ne yanıyor? Babam mı? Hayır, erkek arkadaşım. Ben demiştim ama yetiştiremeyecek dedim. O tırnaklarla biraz zor çünkü. Hem neden? Hiç sevmiyorum zaten, sevmedim içine. Aa, demek ki duygular karşılıklıymış. Benim göre basit. Bana süre verseler ben herkes aynı şeyi yapabilir. Bu senin için ikisidir. Hem yapamamış hem de maşallah savunabiliyorsun ha. Evet. Emek savun, harcadım yaralı parmağımla bile. Emek harcadım evet, ama emek olmamış. Bakın. Bildiğiniz kıl. Ya siz de mıy 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 zaten. Anne gibi davran. Tamam. Yemeğini tamam. Şey yapar mısın? Ben yorum, yorum yapmıyorum. Tamam, teşekkür evet, ederim. Evet, evet. Yorum yapmıyorum. En Amarat benimden, Pendik'ten herkese merhabalar sevgili seyirciler. Haftanın üçüncü gününde Mehri Hanım yarışacak. Biliyorsunuz Mehri Hanım Azerbaycanlı bir yarışmacımız. Dün özellikle masada altını çizdi. Azerbaycanlıyım dedi. Bugün biz de hep birlikte Azerbaycan yemekleri yemeyi diliyoruz. İnşallah güzel menüyle karşımıza çıkmıştır. İddialı da kendisi. Lafı uzatmayacağım. Kapıyı çalıyorum. Bakalım Mehri Hanım bizleri nasıl karşılayacak görelim. Merhabalar, ben Mehri Mamedova. 30 yaşındayım. Aslen Azerbaycan Bakü doğumluyum. İki çocuk annesiyim. Bekarım, güzellik uzmanıyım. Hoş geldiniz Kadir Beyciğim. Günaydın, hoş bulduk efendim. Günaydın, nasılsınız? İyiyim, sağ ol, siz nasılsınız? Geç geç, dar bir yer mi sıkışmayalım? İyiyiz hamdolsun, seni sormalı. İyidir Kadir Bey, bir de çok şıksın. Teşekkür ederim siz. Burada hiç vakit kaybetmeyelim, hemen salona yürüyelim. Koş. Koridorda aracık. Oh, geniş salonumuz efendim. Evet. Biraz yeri tuttun mu alıp getireceksin. Çünkü yemek var, evet, temizlik var, güzellik var, hamaratlık var, dil de var. Diğer yarışmacılar öyle demiyor ama. Ne diyorlar? Sen bize soğan ekmek mi yedireceksin diyorlar. Yumurta yedireceğim onlara bugün. Soğan ekmek mi? Dün dediler ya. Hayır, onlar dedi de sen de tasdikliyorsun. Koskoca Azerbaycan'da soğan ekmek mi var yani? Hayır, bütün yemeklerimiz meşhurdur bizim. Kadir Bey, tatlı da beni savunun. Ne olursunuz tatlı nokta. Bebe tatlısı yapacak. Kadir Bey, ne ekmek mi isteyeceksin? Niye bu kadar korktun anlamadım. Çünkü tatlı Azerbaycan tatlısı diye çaktırmayın. Yok Magnolia. Ben çıkarım valla, ben gidiyorum. Yani o kadar yolu geldim, ben de bugün bir Azerbaycan tatlısı yiyeceğim diye düşünüyorum. Yemekleriniz ama şahane, sadece biraz tatlı da çünkü Azerbaycan tatlıları böyle uğraş gerektirecek bir şey ya. Ama ek olarak da Azerbaycan tatlısı ne var ki Azerbaycan baklavasını? Siz baklavayı çok seviyormuşsunuz. Onun baklavasına ölüyorum, bir musam yiyeceğim yiyemekte. Geliyor mu yolda geliyor. Herhalde? Evet, yolda onların geliyor. Onların baklavası biraz tuhaf böyle, içi dolu evet. Dolu. Yani bir tek tatlı mı Azerbaycan tatlısı değil? Yani... Diğerleri hepsi. Tüh be. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Diskalifiye mi edelim? Ne yapacağız diyor. Aşk olsun, olmaz ama ya. Ama seni bayağı bir savunmamız lazım. Değil mi Kadir Bey? Yandın, yandın. Kadir Bey. Tatlının neyini savunacaksın? Kadir Bey. Evet, senin evin değil burası. Değil, değil. Okey, ama okey. Evimiz gibi davranabiliriz. Evimiz gibi temizlik yapacağız tabii güzelce. Ki de. Evet. Şöyle bir gezelim mi? Direkt yarışmacıları alalım. Alıyor musun direkt? Boş beleş ev gezmeyelim şimdi. Hadi o zaman. Tamam. Bugün koltuk yıkama durumlarımız var galiba. Oo, tamam, neyse hepsini hallederiz. Şu uç kısımları belli. Makineyi aldırayım mı? Al al, makineyi falan aldırsan, bir de yeşil koltuk almışlar. Yeşil değil aslında, maviymiş, yeşil olmuş. Hayır, su yeşili. Evet. Bu bildiğin su yeşili de dışarıdan baktım yeşil türbe içine girdim, estağfurullah. Turkuazmış, rengi değişmiş. Hadi otur. Yo da sen oturma. Sen koş. Ben gidiyorum ya. Koşuyorum. Hadi koş 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 koş. Ben normalde çok pozitif, neşeli, canlı, laf altında kalmayan biriyim. Çok ağlarım. Yani böyle duygusal biriyimdir. Ama genel olarak pozitifimdir. Asla negatif düşünmekten hoşlanmam. Yani böyle şey çıkmasın da biraz pis çıkmasın. Hoşum gelmezse danışmaram. Babamla annem ayrı. Ben 40 günlükken ayrılmışlar. Ben babamı en son 5 yaşında görüyorum, sonra 24 yıl sonra bu sene Mart'ta görüyorum. Annenizde bir arıza var galiba. Ben doğduktan sonra babamın evliliği ortaya çıkıyor.
eşinizin ayrılma sebebiniz? Aldatma oldu. Sizin gibi bayanlar evlenmemeli, çocuk yapmamalı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar Fikri Hanımcığım. Hoş geldiniz Hanımcığım. Mehri Hanım'ın karşılamasını güzel buldum. Cıvıl cıvıl neşeli bir bayan. Güzel buldum karşılamasını. Ben Filiz Hanım'a katılmıyorum. Mehri Hanım'ın hareketlerinin karşılamasını yapmacık buldum. Evet, ne var ne yok, iyisiniz inşallah. İyiyiz Kadir Bey, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, alıştık artık birbirimize. Evet. O şeyi evet. de attık üstümüzde. Evet, evet. Heyecanı da attık. Evet. Dün Eser Hanım elinden geleni yaptı, tekrardan ellerine sağlık. Nasılsınız Eser Hanım? İyi demek adettendir, iyi diyelim iyi olalım. Yoksa iyi değil misiniz? Sadece adet olsun diye mi öyle söylüyorsunuz? Hayır, büyük bir hastalık geçirdim, üşüttüm. Aa, ama sizleri görünce enerjim yerine geldi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Koşuşturma falan o yüzden mi? Yok, ben hatalıydım. İlk günü ben dikkat etmedim. Çok ince giyinmiştim. Oradan kaptım hastalığı. Neyse ki acısı dün çıkmadı da bugün yok, çıktı. Yok yok, evet başladı. Evet ama sizleri gördüm, gayet iyiyim şu anda, mutluyum. Teşekkür ederiz ama neyse akşam ki... devam ederim hastalığıma kaldığım yerden. Gündüz falan mutfakta iyiydiniz yani, evet. Şükür. İyi ki o zaman akşam etkilemedi. Akşam devam edeceğim hastalığa da, akşam devam edeceğim. Benim öyle bir aralarım oluyor. Mehri'nin masasında da iyisiniz yani. İnşallah. Hadi bakalım görüşmeyecek. Evet, herkes Mehri'yi merak ediyor. Dün özellikle Azerbaycanlı olduğunun altını çizdi, iddialıyım dedi. Bugün menü olarak herhalde hepiniz bir Azerbaycan mutfağı bekliyorsunuz Fikriye. Yani evet. Filiz Hanım? Evet, bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Arkadaşlar yumurta bekliyor ama... Ben yani Azerbaycan... Sahanda yumurta kırmalar falan böyle bir... Yumurta olursa ben salçalı seviyorum. Öyle tercih edebilirim. Azerbaycan deyip de Urfa'dan çıkma sakın ha. Bilemem. Dünkü hataları yapmamaya çalış. Bilemem. Ne belki, gibi dünkü hatalar? Belki şeyden, Mardin'den de çıkabilirim. Diyarbakır iş köftesi dedi, karışık. Nerelere gitti? Ortaya Diyarbakır karışık. Nerede? Evet. Kendi mutfağını iyi bir şekilde i̇nşallah, biliyordur. Emel'in temsili edecektir dün altın o kadar çizdi ama Mehri'yi evet. tanıyalım mı biraz? Sadece Azerbaycan olduğunu biliyoruz. Güzellik uzmanı mıydı Mehri? Evet, güzellik, yani güzellik uzmanıyım dedi. Evet, güzelliğe evet. düşkünüm dedi. Biraz anlat bakalım. Mehri kim? İstanbul'a ne zaman geldin? Türkiye'ye ne zaman geldin? Ben Mehri Mamedova, 30 yaşındayım. İki çocuk annesiyim, iki oğlum var. Ellerinizden öper. İki tane çocuğum var, evet, 30 yaşındasın. Erken evet. bir birlik mi yaptın? Maşallah erken yol almışsın. 20 yaşında evlendim. 20 yaşında evlendin. Evet. Görücü usulü falan mıydı yok, severek? Yok yok, öyle. Bir gördük. Üvey babamın, yani annemin eşinin akrabasıydı zaten. O şekilde öyle bir aileler de girince, hadi iyi çocuktur, iyi çocuktur. O şekilde yani böyle bir flörtü, yaptım. Bir gezmeydi, sevgili falan olmadı. İki yıl nişanlılık gibi bir sürecimiz oldu. O şekilde ondan sonra da resmi nikahtır, düğündür falan filan derken evlendik. Peki evliliği ne kadar sürdü Mehri? 9 yıl sürdü. 9 yıl sürdü. 9 yıl sürdü evliliğim. 9 yıl sürdü. Şimdi az önce dedin ki annemin eşi dedin. Evet. Senin baban, annenle baban ayrı mı? Benim kendi babamla annem ayrı. Ben 40 günlükken ayrılmışlar. 40 günlükken? Evet, ben de 40 günlükken ayrılmışlar. Şöyle bir şey, ben babamı en son 5 yaşında görüyorum, sonra 24 yıl sonra bu sene Mart'ta görüyorum. Ya. Pardon, bir şey soracağım. Tabii anneniz size. Mi ayrılmak istemiş babanızdan? Yani bir çocuk 40 günlük bırakılmaz. Şok oldum. Durumu biliyor musun? Babamın ikinci evliliği olmuş. Yani kim istemedi? Yani annem babam istememiş. Anneniz istemiyor. Evet. Babanızın suçu yok o zaman. Neden? Anneniz babanızı istememiş. Ama evli. Tamam, 40 evliyken, gün evlisiniz, etçüsüz olmuşsunuz 40 gün sonra. Evet. Baban ayrılmış. Annen, baban mı bıraktı anneni? Annem babamı bırakmış. Annem bırakmış. Şimdi evet. annenizle babanız evde, siz evet. doğuyorsunuz. Hı-hı. Ve 40 gün sonra evet. anneniz babanızı bırakıp çıkıp geliyor. Annenizde bir arıza var galiba. Neden anlaşamadı, istemediği bir adamdan çocuk yapıyor, 40 gün sonra adamı bırakıyor? İstediği için olabilir mi acaba? Allah Allah, hani zamanında istemiş, sonradan da ben doğduktan sonra babamın evliliği ortaya çıkıyor. Hani bu şekilde babanız evliymiş. Evet. Kadir Bey aslında anlatamıyor evet. heyecandan başka dolayı. Başka biriyle evli. Meyhicim, şimdi annenle baban evleniyorlar. Aha. Sen oluyorsun 40 evet. günlükken. Evet. Annen babanın aslında bir başkasıyla evli olduğunu öğreniyor. Evet. Bu zamana kadar bundan hiç haberi yok. Yok. Zaten halalarım olsun. Yani bir tane amcam benden haberliymiş. Benim haberi varmış benden. Ama saklanmış bir durum. Diğer taraftan da saklanıyor. Saklanmış diğer yani eşinden. Ne alakası, saklanmış böyle bir şey. Hani bu yayınlansın yayınlanmasın hiç umurumda bile değil. Olan olmuş zaten. Ben annemi savunurum. Annem beni büyüttü. Annemin kimseye muhtaç etmedi. En şekilde yedirdi, içirdi, gezdirdi. Hani her şeyin en pahalısını aldı. Ben bir şey istediğimde bana bu yok kelimesini ben
bilmedim hem evde. Hem anne oldu hem baba hem oldu. Hem annem oldu hem babam oldu. Canım peki oldu baban benim. Bu 40 günlük hani ayrılık var ya ondan sonra hiç mi sana ulaşmaya çalışmamış? Ondan sonra ulaşmak istemiş. Yani onun tabiriyle söyleyeyim. Ulaşamamış. Sözde annem ondan kaçırmış beni. 5 yaşında işte ben böyle bir doğum günümde görüyorum babamı. O da bir saatlik bir görme. Ondan sonra 24 yıl sonra görüyorum babamı. Babam 5 yaşından sonra bir daha sizinle görüşmek istemedi yok, mi? Yok, istemiş de annem sözde kaçırmış. Yani istememiş. Yani demiş ki benim başıma hani bu tür şeyler oldu. Hani kızını 40 gün gitti. İşte ben seni bıraktım. Evli olduğunu sonra benden sakladın. Aynen, aynen. Ondan sonra da böyle bir şeylik oluyor. Aslında ben hani böyle ekranda cıvıl cıvıl hani arkadaşlar da gördü işte. Dertsiz hani, gibi evet, görünüyorsun ama. Evet, dertsiz gibi görünüp böyle on parmağımda on marifet var tabii ki de ama hayat o kadar çok yordu ki beni. Yani böyle hayatımı yazsam destan olur. Ama pardon, yani sizi yoran anneniz. Hayat değil. Beni yordu. Anneniz sizi yormuş. Anneniz hırsına kurban etmiş kendisi sizi. Yok annem değil, hayat. Evladı çocuğu oldu. Bir hayvan bir çocuğunu atmıyor. Oldu. Adamın bir hatası vardı. Babadan ayırmaması gerekirdi. Görüştürecekti. Hayat sana bu kadar zorlu olmayabilirdi. Elinden tutulmuş olabilirdi. Sen ama biraz annemi ön yargılı değil misin? Yok. Şimdi biz hani bilmiyoruz ya başına neler evet geldi. Pardon Mehra Hanım. Babanızı nasıl buldunuz sonradan? Sosyal yani medya, evet, sosyal medya yardımcılığıyla buldum. Sen kendin istedin buldun evet, yani. Evet, evet. Annemle ben konuşuyordum zaten. Hani babam hakkında işte bilgi edinmeye çalışıyordum. Tabii o zamanlarda sosyal medya bu kadar işte gündemde değildi bazı şeyler, sayfalar. Oradan bir gün oturuyorum, beynim esiyor. Şeyden. Ama aramak istedin yani sonuçta babana ha, ulaşmak tabii ki, istedin. Tabii ki yani bilmek istedim ben kimim, ben kimlerden geliyorum. Peki bulduktan sonra hani bir yakınlaşma, bir temas oldu mu aranızda? Herhangi bir sıcaklık oldu mu? Sıcaklık çok olmadı, hala da yok sıcaklık. Hani varla yokla bir arasında bir çocuğuyum. Zaten ben dedim ki hani ben seni istemiyorum. Nasıl sen karşılaştınız benim ya? Nasıl karşılaştık? Ben teyzemin kızının güzellik merkezine gitmiştim. Orada tabii ki de tırnak falan yaptırıyordum. Hani dedim ki oturuyoruz falan. Amcamın kızı beni aramıştı. O da hastanede çalışıyor. Malum görev yetişmesi gerekiyordu. Mehri dedi bir 10 dakikalık seninle görüşmem var. Dedim ki hani bir otursaydık. Çünkü böyle şeyleri ben de sevmiyorum ki bizim Azerbaycan kültürüne az çok size de yakın biliyorsunuzdur. Erzurum yani şeydir nasıl aile desem. Yemeklerinde mi aile anlatılır? Aile yemeklerinde anlatılır. Hani bir davet masası kurulur. Hani o davet masasında yani akla kara nasıl denir ayrılır. Hani o şekilde bir ayırt edersin. O şekilde biz beklerdim ama maalesef ki o şekilde değil. Farklı bir şekilde oldu. Ben şok oldum. Onu anlatayım. Siz de bir şok olun. Nasıl oldu? Yani amcanın kızı seni çağırdı. Çağırdı dışarı. Dedi ki gel dedi. Dedim ki hani üstümde bir ceket yok. Mart ayı malum hani hava serin oluyor. Üstümde kısa tişört var. Bir açıklama yapmadı ama yani. Evet hani açıklama yapmadı. Gel dedi. Gittim. Dedi gel dedi biraz konuşalım. Neyse konuşuyoruz orada. Dedi ki biraz ilerleyelim. Dedim ki ben çok ileri gidemem. Hem üstüm kısa hem telefonum içeride. Aradasalar ben neredeyim bilmiyorlar. Bir yandan da merak hani, ediyorsun ben ne oldu? Ben zannediyorum ki bir kafeye falan gidip oturacağız. Hani bir neyse dedi ki neyse aşağı gittik. Bizde böyle metro çıkışları var. Orada tam metronun çıkışındayız. Böyle bir büfe gibi bir yer var. Durdu. Ayağa kalkabilirim değil mi? Böyle durdum. Arkası dönük bir beyefendi var. Yani temiz yüzlü. İşte takım elbiseli, şık bir giyinimli. Hani belli ki yani böyle bir ağır bir adam. Yani böyle bir şey adam değil. Pardon araya gireceğim. Onun haberi var mıydı babanızın? Sizinle varmış. İşte demekse karşı hazırlıklı gelmiş. Ondan sonra bir şey daha soracağım. Maddi katkıda bulunuyor muydu size anneniz evine kadar? Hayır. Tamam onun için ben bazı göz önlerde bulunacağım ondan da. Ondan sonra işte mesela geldi halam, yani amcamın kızı gitti. Şöyle bizde emi değerler. Emi dedi, Mehri geldi döndü dedi. Döndü babam bir anda. Babam döndü. Şöyle baktı. Ben böyleyim. Titriyorum ama. Benziyor musun? Ama titriyorum. Evet benziyoruz. Özellikle kız göz kısmı. Kız babaya kısmı daha çok benzer. Evet, böyle titredim. Yani nasıl savunayım? Ne diyeceğimi? Yani hiçbir şekilde kendimi bir tepki veremedin. Veremiyorum. Yaptın, yani ağlasam ağlayamıyorum. Gülsem gülemiyorum. Yaptın. Tam hemen yani sarılsaydın. Yabancılara sarılma gibi hayır, adetim ben yok. Ben ne doldurmuşum babaya karşı. Sonra bilmiyorum o şekilde indirmiyor mu? Böyle durdu. Dedi ki kızım gelip sarılsana. Dedim ki kızım mı? Aynen bu şekil. Evet dedim yabancı. Dedi gel sarıl. Dedim yabancılara sarılma gibi adetim. Direkt bu ifadeyle söyledim. Direkt ama keşke anne doldurmuş onu, hazırlamış onu babaya karşı. Bir saniye doldurmuş. Sarım. Keşke biraz dinleseydin, biraz konuşsaydınız. En azından hani babadır ya. Hani neden? Ben olsam belki bir sebebi vardır. Araştırırız. Sizin başınıza geldiğinde siz aynısının tepkisini verirsiniz. Ama şimdi ilk defa görmüş karşısında yabancı nasıl sarılabilir? İçeri ya sarılma şey derken diyor. Hani bir konuşma, bir esnada hani bir tamam, temas, bir şey yapmak. Tamam ondan sonra
zaten bir konuştuk da ama yabancı hissetmiyorum. Nasıl dokanayım? Hissetmiyorsun. İçinde bir sevgi yok. Yani şimdi ben Kadir Bey'e dokanıyorum. Tamam, Kadir Bey'i şimdi ekranlardan görüyoruz. Evet, sevdik. Ha. Şimdi Kadir Bey'i ben hiç tanımamış olsaydım ama ben bu adama karşı ne hissedebilirdim? Hiç dokanıyorum. Bak ne hissedebilirdim? Yani bunu annenin de aşılaması gerekiyordu sana. Sonuçta nasıl annense o da baban. Baba. Ben yani annemin sırnağını kimseye değişmem. Bak babam, sen de ne güzel dedin. İki tane oğlum var dedin. Yani sen de hani annenin yeri ayrı, babanın ayrı. O, yani bende babanın yeri de çok farklı çünkü. O yüzden keşke hani yabancılara sarılma gibi bir şey. Yok, ben gerek duymadım. Değil. Ya, keşke işte, hemen sarılsaydık. Bu tarafından doldurulmuş zaten hazırlanmış. Yani. Ya, çünkü yabancı sevgi yok, sonuçta, hiçbir şey yok. Soğuk 3 günlük adam. Dünyada ben 29 yaşına da yani görüştüm babamla. 20, yani şu an 30 yaşındayım. O 3 günlük dünya diyorsun ya, 3 günlük dünya benim 29 yaşıma kadar. Yani hani... Halk kitabında tabire şey diyorlar ya, anandan emdiği süt burnumdan geldi. Aynı o şekilde ben onun yüzünden erken evlilik yaptım. Neden erken evlilik yaptım? Çünkü baba sevgisi görmedim. Evet, anne sevgisiyle baba sevgisi arasında çok fark var. Mesela şu an benim iki tane evladım var, erkek evladım var. Hani bakıyorum büyük oğluma, küçük oğlum biraz böyle haşeredir. Pardon, kırdır. Babasından saklıyor musunuz siz ayrıldınız? Rahmetli oldu. Başın sağ olsun. Sağ olun. Evet. İşinizi öldüm. Evet. Onda mesela hani bakıyorum bir özlem duyuyor oğlum. Bir de babası ona telefon yani alıp vermişti. Yani kendinde gördüğün eksikliği onlarda da görüyor. Evet. Mesela ayrılık evet. Ayrı. Evet. Evet. Mesela şey, eşin seninle evliyken mi öldü yoksa sen ayrıldıktan sonra ben vefat etti? Ben ayrıldım. 3 yıldan sonra vefat etti. Ben Bakü'deydim. Mayıs'ta yine tekrar gitmiştim ben Bakü'ye. Bakü'ye gittim. 3 gün sonra gece saat 2'de telefon geliyor ki Nazif ölmüş. Eski şimdisi Nazif, de Allah rahmet eylesin. Ölmüş. Ben böyle şok. O da iş üzerinde çalışıyordu. Dedim herhalde vurdular. İş üzerinden vurdular dedim. Aklıma o geldi. Kalp krizinden ölmüş. Bir şey sorabilir miyim? Başınız sağ olun. Eşinizin ayrılma sebebiniz ayıp olmasa önemli noktası neydi? Anlaşılmazlık oldu. Çocuklara zarar veriyor muydu bu anlaşmamazlık? Ya aldatma oldu. O şekil. Aldatma oldu. Çocuklara evet. Harcadın annen gibi, hırsına kapıldın. Kusura bakmayın da yani o şekilde ben farklı alamazdım. Düşünüyorum. Belki yani farklı yöreden geldim. Evladım hani varsa. Kaç yaşınızda olduğunuzu bilmiyorum. Evet. Benden yaşça büyüksünüz. 58 yaşındayım. Yani. Evet, tamam, 58 yaşındayım. Hani şu an büyümüş evlatlarınız. Evet. Daha Allah uzun evet. Ömür versin. Sen hani benim... öyle bir şey durumla karşılaşsaydınız. Tamam canım benim, sen otur. Evet. Tamam, ben şey yaparım ya. Hiçbir şey değil. Böyle yağlarım, ballarım. Sizin gibi bayanlar ezilmemeli. Çocuk yapmalı bir durum yapmamalı. Hayır, çok saçma değil mi? Neden mecanım gibi? Evlenmemeli. Anne terk etmiş hırsları için. Babasız bırakmış. Kendisi terk etmiş hırsı için. Anne de hırsı için. Başında araştırdın, hırsınızda kendiniz... Hanım, katılıyor bir anne musunuz? Olduğunu kendine lütfen. Harcayacaksın. Yani, annesin sen anne. Hanım, katılıyor musunuz? Sen bir aile topluma, bir, baba kısmından bir ben topluma, bir aileye, bir topla, bir ülkeye evlat yetiştireceksin. Ama ben çocuğu babasından ayırmıyorum. Çocuğu da konuşuyorum. Hayal edecek miyim? Biraz sakin ses tonunuzu düşünün. Evet, sinirlenirim ben. Sinirlenmenize gerek yok. Burası benim olayım. Asla kabullenemiyorum. Ben sizin gibi anne olmamalıyım. Yani Eser Hanım, siz anne olmamalıyım. Anne olduğu için diyorsunuz, her şey katlanmalı mı? Biliyorsun benim nereye çektiğimi. Ay nereden biliyorsun? Anlasaydınız biz de bilirdik herhalde. Niye anlatayım herhalde. Her şeyimi niye anlatayım Ulu Orta? Neden? Biz anlatıyoruz. Ben görevimi yaptım, anneliğimi yaptım. Tamam, evet, yazık, evet, o çocuklara tamam. Yazık. Eser Hanım şunu sormak istiyorum. Siz ancak süslenin, püslenin çocukları da süslüyorsunuz için. Ay sizin de hiç benden evet. Kalır yalnız yok valla. 55 şey. Yaşındasınız maşallah şey. Ama böyle ben de. Ben yaptığımı yaptım, evet, ettiğimi ettim. Dudaklar, şeyler ben gurur duyuyorum kendimle. Neyse tamam ya. Ne çileler çeken kadınlar var evlatları için. Buna göğüs geriyorlar. O da annesine bak kızını al derler ya, o da annesi gibi eşini bırakmış kendi duyguları, hırsları için. Yine gerçeğini yani yaşamadım, bilemiyorum iç yüzünü. Görsel olarak annesine bak kızını al gibisinden. Bir ailede her şey olabilir. Anne baba ayrılabilir ama bir evlat annesinden babasından asla ayrılamaz. Bu olayları dinledik. Tabii ki biz sana şu anda hak veriyoruz ama bunlar senin birer iddian. Şimdi ne babanı dinleyebiliyoruz, evet. Ne anneni dinleyebiliyoruz. Evet, evet, o yüzden bunlar Mehri'nin birer iddiası. Aynen. Ama iddiasına göre ağır olaylar yaşamış. Aynen. Hızlıca aynen beni dinleyelim arkadaşlar. Sizleri uğurlayalım. Ardından daha bir sürü işimiz kahve var bize. Kahvemizi içmiyoruz. Daha kahve içmiyoruz. Tamam. İçimize zaten oturdu. Aynen öyle. Bence menüyü dinleyelim. Sayabilir misin menümüzü? Tabii ki de. Karşıdaki kahveye say. Çorba, doğa çorbamız var. Çorba olaraktan. Ara sıcak olarak şuba salatamız var. İçli bilinçliğimiz var. İçi kıymalı. Ana yemeğimiz pilav, üstünde tabii ki de Azerbaycan'a uygun sunumu ile. İsmi nedir o pilavın? Bir ismi var mı? Biz de aş deriz. Aş
Aşk yani ara. İnternete yazarlar şimdi en azından doğrusunu araştırsınlar diye. Şah pilavı diye de geçiyor. Şah pilavı da diye geçiyor. Aş yani. Yanında da bozbaşımız var. Salatadaki normal kişnişli bir salata olacak işte. Yeşillikli bir salata. Yeşillik dediğim işte domatesli, biberli. Yani bu şekilde salata olacak. İçinde zeytinyağı falan size aramayın. Size özgü bir salata çünkü mı? Bizde zeytinyağı falan kullanılmıyor. Ben yağsız bir salata çıkaracağım. Limonsuz bir salata çıkaracağım. Genelde Azerbaycanlılar yağlı yemekler severler böyle daha da. Yağlı zaten. Evet, tatlı olarak da magnolia tatlım var. Ek olarak da tabii ki de sunum olarak da farklı bir tatlılardan Azerbaycan'a uygun olacak. Peki bu şah pilavının birçok çeşidi var mı? Bir çeşidi mi var? Şimdi çok çeşitleri var. Çok çeşidi var. Onu belirtseniz iyi olur. Onu belirteyim. Malzemesini sayamayız ama. Evet. Evet. İnternette şöyle bir genel bir bakarsınız. Aynen, bir bakarsın. Azerbaycan pilavı diye bir yani bir bakarsanız mutlaka az çok bir görsel kaybı olacaksınız. Açını onunla mı kapatmaya çalışacaksın? Eksiğin olursa Azerbaycan pilavı diyeceksin. Nasıl çorbada yaptınız böyle şeyleri. İşi köfteyi dediniz. Evet, üçgen aynen. Olacak, bilmem dörtgen olacak. Ondan oraya ait ceviz niye yok? Oraya ait işi köfteydi. Aynen, tamam. Siz de oranın pilavı diye biz inşallah. Tadına bakarsınız canım. Bakalım. Lezzetine bakarsınız. Bakalım. Yapmayın böyle. Bakalım. Karıştırmaya çalışıyor. Beceremeyecek. Evet. Bizi yanlış yerden yumurta kıracağım arkadaşlar. Olur evet, tabii ki tabii. Ben dün dedim ki el yapamazsanız bana. Dedi. Bize yarın yumurta kırın dedim. Ben yumurta kırmızı çok severim dedim. Ama dedim tek yumurtayla doymam yanında makarna haşla dedim. Ben makarna haşla. Hadi bakalım neler çıkacak göreceğiz. İnşallah yanılacaksın bize. Sevgili seyirciler hanımları uğurluyoruz. Birazdan Mehri ile temizlik için karşınızda olacağız bekleyin. Haydi buyurun. Mehri'cim bugün işin çok zor. O çeneyle sen o yemekleri, o temizliği asla yapamayacaksın. Azerbaycan'ın yemekleri bize yakın. Ölçülerine dikkat edeceğim, pişirme aşamasına dikkat edeceğim. Ondan benden puan alabilir. Benim menüme göre basit. Bana süre verseler ben herkes aynı şeyi yapabilir. Bu senin için eksidir. Hem yapamamış hem de maşallah savunabiliyorsun ha. Evet. Emek harcadım, yaralı parmağımla bile. Emek harcadım evet, ama emek olmamış. Harcadım. Bakın, bildiğiniz kıl. Çorbamda tuz yok. Dakika bir gol bir, evet. Ya siz de mıy zaten. Arkadaşlar çok kısaca ben yemek yorumu almak istiyorum. Bakın siz yaşınızın kadını değilsiniz. Anne gibi davran. Tamam. Yemeğini şey yapar mısın? Ben yorum yapmıyorum. Tamam teşekkür ederim. Evet, yorum yapmıyorum. Efendim, merhabalar. Makineleri ikiledik. Bugün bayağı bir yorulacağım. Şuralarda falan hep çikolata lekeleri var. Kadir Bey, hiç gözünüzden havası. Kaçmadı değil mi? Oh, neydi ya? Neydi? Sabahki kahve. Değil mi? Kahveyi içelim. Bayağı hararetli geçti açıkçası. Evet. Bu arada yanlış anlaşılmasın, Mehri Hanım'ın anlattıkları kendi iddiası. Karşı tarafı dinlemediğimiz için olayın farklı yönleri olabilir. Aldatma konusunda yaşadıklarınız doğruysa ben size hak veriyorum. Aldatmanın kadın erkeği olmaz. Biz insanız. İnsan insanı aldatmaz. Teşekkür ederim. Şimdi alkış. Arkadaş arkadaşı bile aldatmamalı. Aldatmanın her türlüsü kötü. Kadir de çok iyi bilir. Bizim program olarak fikrimiz bu. Bir evin içine aldatma girdi mi eskisi gibi olunmuyor. Evet, benim fikrim de bu. Evet herkesin fikri. Seni alkışlıyoruz dış ses. Hür bir ülkedeyiz. Herkesin düşüncesine saygı duymak evet. Zorundayız. Şuradaki çikolata lekesi mi? Evet, bana da öyle geldi sabahtan. Başka bir bence şey değil. Bence yanık o. Yok yanık değil çikolata lekesi. Çikolata şimdi ama. Yemişler, hemen. Yemişler, sürmüşler. Şu sehpayı kaldıralım ortadan. Gel bakalım. Tut bakalım hemen. Efendim. Bakalım. Bu sehpa da zaten buraya hiç uymamış. Yalnız evin kokusu değişti. Bak bak kıza bak. Kıza bak, koca bak. Litrini içiyor tek başına. Bak, bak, bak. Tırnaklarla değil mi? Maşallah subhanallah. Benim adım Kadir ezildi. Beni görünce kirler sıraya dizildi. Oo! Ya Kadir şunları yavaş gel. Çabuk gaza geliyorsun. Dış sesin gözünden bir şey kaçmaz Kadir Bey. Çabası bu anında. Bak bak bak. Yine yerinde. Bak 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 Kadir Bey. Oh. Gel iteyim şimdi vitrini Mehri. Gel eğleniyoruz siliyoruz.
kız. Ah ah ah. İt onu yerine. Kız daha yeni havardımanda. Niye böyle olmuş ki? Vallahi ya. Tamam. Hadi be. Yeterli bu kadar minnet. Tamam. Süpürgeyi ben kaldırayım hemen. Ben burayı da sileyim. Şu camı yerini sileyim. Masayı çekelim hemen. Koltuk efsane oldu. Dış ses tut. Hemen şurayı silmeden şurada halledeyim ben. Tasın üstüne adını yaz. Dış sesin siparişi hazır. Yes. Kadir Beyci. Siz Azerbaycan da böyle kirli bir şey ne diyorsunuz tepki olarak? Pis dedik. O çok pisti. Çok kirliydi. Çok özetleyici bir kelimeymiş. Tebrik ki bunu biz de söyleyelim. Yani ben buna lügatında bir kelime bulamıyorum. Bu kirin sayesine bir halay çekiyoruz. Ama şarkımız ne olsun? Acımızdan ne yaptığımızı bilmiyoruz şu anda. Evet. Çok acılıyız çok. Ne yapıyordu Kadir Bey? Siz güzel bir halay çekin ben de bunu yüzünüze dökeyim. Ha! O uçuruyor sanki. Yani bak. Bakar havaya misin? Geleceğim şimdi dur. De bakın şaka maka bir yan arkadaşlar şimdi dalga köyle. Geçmiyorum gerçekten bu arada. Hani eğlence programıyız okey ama burada ciddi bir olay var. Ciddi bir olay var bakın. Çocuklarınız buraya başını koyuyor. Elini sürüyor. Ekmeği düşüyor alıp yiyor. Çikolatası düşüyor alıp yiyor. Sakızı düşüyor alıp çiğniyor. Bunlar çocuk önüne geçemezsiniz. Siz akşam istediğiniz kadar nevresim yatak yastık yorgan yıkayın. İstediğiniz kadar duş alın. O koltuğa oturup terliyorsunuz. Kir size geçiyor ve geri gidip yatağa oturuyorsunuz. Bunun sebebi ne biliyor musun? Burada ne var? Silinmemiş yerler var. Sürekli toz alınmayan mobilyalar var. Temizlenmeyen mutfak dolapları var. Ne oluyor? Çoraplarınızın altına biriken kir koltuğa geçiyor. Ha, koltuk silmiyorum diyorsanız o zaman ne olur şu koltuklarınıza bir örtü örtün. Yazık günahtır ya. Bir koltuk takımı olmuş 30 bin lira. Vallahi çok kötü gerçekten. Ben o yüzden işte misafirlikten geldim üstüm başımı değiştirip evet, evime örnek ben de öyle öyle oluyorum. Çünkü İstediği kadar temiz olsun aynen. Koltukları bu çocukları derece. Çocukları da aynı. Hortumdan biraz yere döküldü bakın. Evet. Bakar mısın? Bakar mısın? Çok kirli, çok kirli arkadaşlar. Midem bulandı kadın. Ama böyleleri seni beni beğenmez. Ha bak tırnaklı hallelerimi beğenmiyorlar. Kafede çatala karson evet. Yürüdesin. Aha ben o çatalı değiştirmek yeme, istiyorum. Şey aa, tamamı yanına yaprak düşmüş. Ben bazen programı izlerken de dedim hani tutacağım kızların üstü bir tane çatlatacağım diyordum. Şimdi onlar da beni yapacaklar. Bana bak bugün yemeklerine iyi göz kulak kol bir şey çıkmasın içinde. Zaten bekliyorum Kadir Bey kesin. Yerleri alalım diğer koltuğa geçelim. Hemen kesin, direkt öbür koltuğa geçelim. Hayrına hadi. Çabuk. Harika. Güzel oldu. Muhteşem. Aydınlandı. Bu kadar da kolaymış. Bir halı yıkama makinesi evinize alabilirsiniz. Bu bütün gün aşağı mahalle sen misin, yukarı mahalle şen misin diye fil fil gezer Aysel'in sandalyesi. Aysel maalesef ki evine gerektirdiği özeni göstermiyor. Çocuklarına yeteri kadar temizlik eğitimi vermiyor. Çocuklar ellerini ağızlarını yalayarak sandalyelere oturuyorlar. Çikolata, margarin, ekmek arası ne varsa salonda yiyorlar. Bu da. Maşallah Sübhanallah eli işli ağzı dişli güppür güppür Fatma'nın sandalyesi. Fatma'nın evde belirli kriterleri vardır. Asla altına örtü serilmeden bir şey yenmez. Çocuklar ellerini ağzını yıkamadan salona giremez. Kuralcı Fatma görmüş ah, olduğunuz Fatmacığım, gibi ayın 14'ü gibi sandalyeleriyle her daim misafirlerini ağırlar. Şimdi sen olsan Aysel'e mi gidersin unutturmaya Fatma'ya mı gidersin? Fatma'ya giderim. Dış ses bence her ikisine de gider. Aysel'in muhabbetini çekemem. Aysel de yerim. Elim ağzımı sandalyeye siler geçer giderim. Evet. Aysel alımını bayağı rahat Fatma'da eder. Fatma'da da oturmanın... Çünkü dış sesli bir rahatlık şeyi var. Fatma'da da oturmanın belli bir kriteri evet, var. Öyle. Öyle. Ya da yatamazsın yok. Yani. Yemeği verir ama titriye titriye yersin. Fatma'yı. Fatma'nın Fatma gece de ölüsü oldu. Fatma'da gündüz de ölüsü oldu. Fatma her an hazır. Evet. Peki sen ama hazır mısın? Hazırım. Hazırım dış ses. Bence asla yapamayacağım. Yapacağım. Yumurta kırarım. Şuraya yazıyorum. Yumurta kırarım. Bence. Bir uzat bakayım ellerini. Baksana bak. Ha kazıyabilir bak, belki dış ses. Etap var etap. Temizlik etabımız var. Mutfağı bırak. Mutfaktan önce etabımız öyle var mi? Biliyorsun. Yaparız. Ama zorlu bir etap. Az önce oradaki boyaları gördünüz mü? Gördüm. Nasıl çıkardığımı gördünüz mü bu tırnaklarla peki? Aa. O kadar masada ama böyle gündem oldu. Bahtının karasını temizlemiş de gelmiş. Yani. Anlının karasını silmiş evet de gelmiş. Karanlıklardan aydınlığa çıkmış. Bence onu da halleder gibime geliyor. Yalnız makyaj temizlemeye benziyor.
benzemez bu iş. Ha, öyle ama, ama yerdeki şeyleri nasıl çıkardım gördündür siz. Değil mi? Ben yaptım. Bu tırnaklarla yaptım. Bacacılar yüksek yapar bacayı. Şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı. O zaman gidelim koca mi? Koca bulmaya mı gidiyorsun? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Buyurun. Direkt şuradan atlayalım Mihri. Koş 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 koş. Mihri diyor ki turşu kokusu geliyor. Beni zorlamayın sakın. Mihri Hanım, soba borusu temizleyeceksiniz. Daha önce yapmış mıydınız? Ama nasıl yaptım? Azerbaycan'da soba yakıyor musunuz? Yani eskiden yakardık. Soba kurmada annenize yardım eder miydiniz? Ederdim, ederdim. Sıkıntı yok. O zaman senin için zor bir etap değil. Ya biz de çok şehir çocuğu değiliz yani. Dış ses lütfen. Biz şehirde yakardık. Evet, İstanbul'da yakıyorduk yani. Tamamdır. Şimdi. Bak bunu... içlerinde kurum var, dışlarında toz var, bezin, gazeten, suyun var. Okay. Nasıl bir yöntemle temizleyeceksin bilmiyorum ama için dışının iyi şekilde temizlenmesi lazım. Ve 5 dakikayı doldurmazsan çok iyi olur. Okey mi? Tamamdır. Hadi bakalım. Tamamdır. Hanımlar yapamaz falan diyorlar çünkü senin için. En azından ön yargıyı da yık. Yaparım. 3. 2. Hadi bir bakalım. Bütün pendik seni izliyor. Evet, önce sopayla giriyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Yani bu kurumlarını alıyorum. Şöyle. Ama yardım ettiği belli oluyor bak. Bak bak bak. Şöyle bir. Ha, oh. Karıştır 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 karıştır. Şöyle kazan bir bari. Çorba kazan. Hatta şey yap. Sopaya dolaç. Sopaya dolaç. Oh, bir de kendime vurmasaydım çok. Muhteşem olurdu. Öyle yapmasın. Vallahi dayanamayacağım. Müdahale edemiyorum. Gazete var. Mehri gözün kör olmasın Mehri. Başımıza taş yağacak. Ha bak sonunda geldi aklına. Ama ben çok karardım. Ha, esmerlik de yakışır. Oh 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 oh. Bak kadın hiç bilezikmiş, güldükmüş, küpeymiş demedi vallahi, daldı valla. Bak taşlı pırlantalarım gitti. Maşallah, gitti, gitti. Maşallah maşallah. Oh. Gazete değiştirebilirsin bu arada. Aha da gitti. Hadi vereyim mi, vereyim mi, vereyim mi? İstiyor musun gazete? Al, 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 al. Tut, 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 tut. Soba borusunu sen, oh, oh, oh. Bak kadın dans ediyor soba borusunu, tamam mısın? Evet, süper. Maşallah, maşallah, maşallah. Hadi kızım, yaparsın sen. Hadi kızım. Hadi kızım, bu iş tamamdır. Tamam mı, yeter mi? Diğer boruya geç, diğer boruya geç. Onları ben siktim ama da siktin mi, bitti mi? Tamam, bitti. Tamam o zaman, ne yapacaksın şimdi? Nasıl şeyler, bezim nerede benim? Bezlerim burada, al. Bak çıkıyor, bak çıkıyor, bak çıkıyor. Çıktı kızım, hadi kızım, hadi kızım. Hadi yaparsın. Yağmur geliyor. Dış sesi romatizmaları ağrımaya başladı. Hadi tamam kızım. Mı, bitti mi? Alayım mı bunu? Dur, dur. Vallahi yağmur geliyor, hadi. Yaptım. Tamam, tamam, pendiğin göbeğinde. Oh. Boru da silmedik, yıkartmadınız demeyin bana. Sulu sulu, sulu sulu, sulu sulu. Evet, detayları atlamıyoruz. Hanımefendi tersini çevirdi efendim. Mahalleli heyecanla bizi seyrediyor. İzlemekle olmaz, gelin hanımlar. Kesinlikle, beni özellikle izlemeniz gerekiyor. Sizleri de bekliyoruz yarışmamıza. Kendine güvenen, atletizmle uğraşan, atlayıp zıplayabilen, eli kolu uzun, soba borusu temizleyebilecek tüm bayanları bekliyoruz. Evet. Ya öyle camın altından tülde izlemekle olmuyor ya. O 50 bin lirayı alacak, siz öyle bakıp kalacaksınız. Kız 50 bin lira boru mu? Onunla hiç ilgiliyorum ya. Dur. Hadi ay, hadi hadi hadi. Evet yaptım, yaptım. Tamam mısın? Tamam evet, mısın? Evet. Evet sevgili seyirciler. Tamamdır. Kovana sağlık hanımefendinin. Tebrik ediyorum. Alkış. Bir alkış alalım ama lütfen. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bak kız hiç bu kadar alkış almamıştı diğerleri. Ha, fena olsun. Ben izleme rekoru kıracağım. Ondan... Kişi rekorları kıracağım. Ellerine kollarına sağlık. Burunları buraya bırakıyoruz efendim. Evet. Sizleri uğurluyoruz. Çok. Sen bir duşa gir. Bence alıkan makinesiyle girmek lazım. Bak sana mahvolduk. Komple bir temizlenin ses. Aynen sen koş. Bak ama bak tırnaklara bak. Tamam tamam anladım. Geç 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 geç. Şeyticim iyi yaptı. Aa iyi yaptı. Ha. Baksana. Vallahi billahi kolu sokup nasıl yaptı ama. Ya hiç kurum kurum. 5 dakika durmadı, nefes almadı. Bir saniye şu kadar. Şey ıslatmaktan korktu, paslanır diye korktu da. Paslanır mı bunlar? Paslanmaz diyor. Nasıl bir kere de kuruladın mı? Mücellan'ınkinden çok iyi oldu tabii. Mücellan'ın. O bir şey yapmadı ki. Hiçbir şey. Dünkü de sadece kuru kuru sürttü. Neyse aramızda kalsın. Siz de laf sakın laf taşımayın oraya buraya. Gidiyor muyuz o zaman sofraya? Ben gidiyorum. Hadi bakalım efendim. Güzel. Ben bu arada menüden hiçbir şey anlamadım sabah. Sofraya erken mi oturacağım? Ben mutfağa geçeceğim de şimdi. Ben bir 5 dakika sofrada bir soluklanmak istiyorum. Ondan sonra mutfağa geleceğim. Ben bu arada menüden hiçbir şey anlamadım. Eminim siz de anlamamışsınız. O yüzden mutfakta iyi bir açıklayalım şu menüyü. Çok lezzetliler. Öyle mi? Hadi bakalım göreceğiz. Sevgili seyirciler, bugün kardeş ülke Azerbaycan'ın yemeklerini yapıyoruz efendim. Daha kesilmez dedi bu kaynama çıktı. Bitti. Onu oklavayla karıştırdığımız için o kesilmez. Bir şey yanıyor, yanıyor. Ne yanıyor? Çok oturdum ya, dibim tutmuştu. Ben ne bileyim ne yanıyor? Babam mı? Hayır, erkek arkadaşım. Ben pirinç hazırlamışım, susun lazım. Oy aklım çıktı. İyisin. Ben demiştim.
içtim ama. Yetiştiremeyecek dedim. O tırnaklarla biraz zor çünkü. Neden? Hiç sevmiyorum zaten, sevmedim hiç neden. Aa, demek ki duygular karşılıklıymış. Sevgili seyirciler, Mehri Hanım'la tekrardan karşınızdayız. Zorlu etabın ardından sıra geldi mutfağa. Evet. Menünü şöyle bir tekrar sayar mısın bize? Sabahki böyle bir hızlı hızlı oldu. Bir de isimleri farklı. Ben sayayım. Hanımefendi sabahki gibi sayacak. Biz yine bir şey anlamayacağız çünkü. Yanında bir parantez aç bize. Tamam. Doğa çorbası. Doğa, evet. Doğa. Sebzeli bir çorba mı yani? Evet, evet. Doğa çorbası gibi mi? Doğada ne bulursan konuyor mu? Yok, o kadar değil. İçine yumurta giriyor. Ondan sonra un giriyor bir kaşık. Pirinç giriyor. Tamam. Yeşillik olan. Teşekkürler. Tamam. Bilinçik. 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 Bilinçik diyorum zaten. E bu Türkçesi ne? Dana incik gibi bilinçik. Bilinçin... Yani hamurlu bir şey mi, etli bir şey mi? Krep içi kıyma. Krep içi kıyma. Kıyma. Ha, tamam. Evet. Aa, böyle söyleyince şu şey geldi. Tamam. Şuba salatası. Evet, o da bayağı bir malzemeyle işte içine kuşbaşı et giriyor. Bunda da yumurta var. Yumurta var kesinlikle ama olması gereken yumurta bir sattı. Yumurta dediğin haşlanmış yumurta evet, mı? Evet, haşlanmış yumurta olacak. İçinin işte beyazlarını kullanacağız. Üstüne de görüntü olarak, ek olarak salata, istersek sarısını kullanabiliriz. Bozbaş. Bozbaş, evet. Bakının en başı. Aslında Iğdır Nahçıvan'a ait bir yemektir bozbaş. Bakınlar da kullanıyor ama bozbaşın çeşitleri var. Yani içine nohut koyanı vardır. Bozbaş dediğin sulu bir yemek mi, pilav mı, ne bu? Çoğu, eğer istersen çoğusu çok sulu koyabiliyor. İsterse kimisi de az sulu koyabilir. Yani o senin şeyine bağlı bir yemektir. Etli bir yemek. Etli bir yemek. Ve sulu bir fasulye bize gibi eşit sulu bir yemek. Şöyle biraz şey çıkacak. Sizde kemikli et. Kemikli, evet. Biz kemikli. Evet, kemikli. Böyle iri kemikten olur. İçinde ne var? İçinde arpacık soğan. Güveç gibi düşün Kadir. Patates. Ha tamam. Üstüne güveç. De kişniş koyacağız. Tamam. Bu salat, bu ana yemek mi bu? Bu ana yemek. Ana yemeğimiz ana bu. Yemek. Yanında ne var ana yemeği? Yemeğinde yanında aşımız var. Aşımız üstünde var. Üstünde garasıyla beraber. Garasıyla. Aş pilavı. Garası ne oluyor üstünde? Garasın içinde soğan olur, kuşbaşı et olur, işte üzümdü, kuru kayısı. Aa, seviyorum ben öyle hafif tatlılı etli şeyleri. Ona bir bayılıyorum. Yani şöyle bir şey, Kırgız pilavını, Özbek pilavı gibi bir şey. Tamam. Üzerinde zeytin demişim. Üzerinde kayısı ve üzüm olan basmati pirincinden yapılan pilav yani. Pirinç pilavı, tamam. Dış ses zeytinde kaldı. İlk gün zeytin çıkınca malum. Benim ağzımdan zeytin çıkmadı. Çoban salatası. Yine bir salata daha var. Çoban salatası da şöyle bir şey olacak. İçinde reyhan, yani içinde ek olarak reyhan ve kişniş kullanacağım. Bu Azeri çobanı. Hı, evet, içinde yağ falan olmayacak. Çünkü bizlerde evet. Salatada yağ olmuş. Bakü'nün magnolyası mı, Nahçıvan'ın mı bakacağız artık. Magnolia yani her tarafa bak. Uygun olabiliyor. Neden magnolia? Açıklama için çok geç artık. Hadi başlayalım arkadaşlar. 3, 2, 1, başlayalım. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Şimdi Kadir Bey, ben düdüklüden tırsarım korktuğum niye? İçin. Niye? Isırmıyor genelde. Ama düdüklü korkarım. Düdüklü de ilk önce etlerimizi yıkayacağız. Ama ben ilk önce bir ellerimi yıkayayım. Tamam, eldivenlerimi takayım. Eldivenlerini de tak. Özel eldiven getireceğim dediniz. Onları görmek isteriz. Normal doktor eldiven takacağım yani başka. Yırtılırsa, patlarsa yemeği iptal ederim. Kız, özel eldiven dediğin o muydu? Senin aslında bulaşık eldiveni kullanman lazım. Şuradan zahmet peçete yalabilirim. En kalın o çünkü. Yok, o bence yeter. Bir kilo yoğurt diyor. Evet. İki tane, iki demet kişniş, iki demet dereotu, bir demet taze nane galiba bu. Evet. Bir demet taze yeşil soğan, bir demet ıspanak, bir adet yumurta, bir yemek kaşığı un, çay bardağı pirinç, tatlı kaşığı tuz, karabiber. Yoğurtlu bir çorba, genellikle sebze var içinde. Bir de yumurta ile terbiye yapacaksın anlaşılan. Evet. Etmet yok yani bunun içinde. Yok yok, onun için etmez. Bayağı ot var yani, dereotu, kişniş, taze nane, şey, yeşil soğan, ıspanak. Yoğurtla birleşince rengini değiştiriyor mu peki bu yoğurdun? Yine hayır. Beyaz kalıyor. Beyaz kalıyor. Çürümemesi gerekiyor özellikle. Sebzeler içinde mi pişiyor, ayrı bir haşlama yapıyor musun? Sebzeler içinde pişecek. Ispanak falan. Evet. Soymamı istediğin bir şey var mı burada? Soğanla soyabilir misiniz Kadir Bey'ciğim? Kaç tane? Bir tane böyle soğanı soyun. Çorbada soğan kullanacak mısın? Hayır. Yok. Çorbada soğan yok. Bu bıçak da günden güne uzuyor mu? Ne her gün elime daha büyük geliyor. Ne bileyim, diğer bıçakta alıştım artık soğan doğrama. Kaybolmaz mı öyle 4-5 tane içinde? Hayır hayır, çok ıspanaklı olmaz. Bunu asıl tada getiren kişnişidir. Kişniş dedi, biz de mi kişniş diyoruz kişniş? Şu de, Kadir Beyciğim. Bizde başka bir şey mi o? Aslında şeye benziyor, maydanoza benziyor. Sen istersen ver onları yıkayayım ben. Sen diğer işine uğraş. Versen onları bana, ben yıkayayım onları. Şöyle güzelce. Aa, ben bunu da yıkamam lazım. Neyse bunu ama yıkamam lazım mı? Yıkayayım ya, şey olmaz. Hayır hayır. Normalde yıkıyor musun bilmiyorum. Filiz Hanım, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Hakkınızda ne demiş merak ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Mehri benim için kolay bir rakip. Çok konuşuyor. Eli de konuşsa iyi olur biraz. İnşallah bugün konuşturacak kendisini. Nereliydi o Filiz Hanım? Konyalı mıydı?
Nereliydi? Her şeyden var o da. Bir Konya'dan diyor, ben buralıyım diyor. Bir İzmir'den giriyor, bir Konya'dan çıkıyor. Yani... Hayır, neden kolay bulmuş rakip olarak yani? Neden aynen? Neyin? Kavgaya girmeden önce ben şuna bir dalayım diye gözüne kestirirsin yani. Mihir gel buraya, Mihir gel. Ben onu kendimi hiç rakip olarak görmüyorum yalnız. Sizi gözüne kestirmiş demek. Halbuki masada da Mihir dişli yani, öyle altta kalan biri değil. Altta kalma ama. Yani dünkü ablanın adı neydi? Eser abla. Evet. Eser abla da konuşuyor bak, tabii görüyorsunuz. Ama dün mutfakta elinden geleni yaptı yani. Hayır, çok konuşan çok bir şey yapamaz diyorsunuz ya, onu dedim yani. Çok konuşuyor ama eli de hızlıydı dün. Allah Allah. Bence bu teze biraz yanlış. Filiz Hanım bir de demiş ki... Doğba çorbası güzel, yöresel bir çorba. Hakkari'ye ait bir çorba. Ben bu çorbayı Hakkari'de yerinde yedim. Hakkari'ye gittim. Çok da güzel bir çorba, doyurucu bir çorba. Nohutlu, işte yoğurtlu, güzel... kıvamlı bir çorba. İnşallah güzel yapacaktır. Yani o içindeki kemikli eti kokmayacaktır. Haşlama eti o güzel pişirecektir. Ben çok seviyorum dolma çorbayı. Yedim yani. Hayır, hayır. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bir Azerbaycan çorbasıdır. Özellikle bunu sıcak da içebiliyorsun, soğuk da içebiliyorsun. Davet misafirlerinde verilir. Bizim şöyle bir şey, bizim kültürümüzde çorba çeşidi yok zaten. Ama ben yerinde Hakkari'de içtim diyor. Azeri bir çorba değil, Hakkari yöresine ait bir çorba. Doğba çorba, doğba diye geçiyor. Yani bizim, size şöyle söylemişsek, bizim kültürümüzde çok çorba çeşidi yoktur. Araştırabilirsiniz. Sevmiyorsunuz çorbayı. Yok, bizde sulu etli yemekler mevcuttur. Yani biz o tür şeylere hiç başımıza koşmuyoruz. Kuru bizde yoktur. Yani bizde genelde suludur. Hakkari'de mi içmiş dedin sen? Hakkari'de olabilmez çünkü neden olabilmez? Hakkari'ye yöresine ait bir şey değildir. Ha, yoğurtta olabilir. O başka bir şeyle karıştırıyor olmasın bence acaba? Bence de Filiz Hanım gitsin bir iyice araştırma yapsın. Hani Kars'ta içse belki gene anlarım da. Evet. Hakkari nerede, Azerbaycan nerede? Aynen, kesinlikle katılıyorum. İran'da bile içebilir. İran'da da Azeri var, var sonuçta var, ama var. Hakkari'de hiç Azeri duymadım ben. Birinin bilgisiyle başka birini yargılama. Önce kendini araştır. Biliyorum zaten, doğa çorbası Azerbaycan çorbası. Bakın Eser Hanım da ben Mehri'yi rakip bile görmüyorum diyor. Mehri benim için rakip bile göremedim kendisini. Sanmıyorum yemekte becerikli olsun. Kendini göstermeye gelmiş. Ben hiçbirisini rakip görmüyorum kendime. Hepsinin yemekleri çok kolay. Peki sizi niye böyle görüyorlar? Benim neden böyle görüyorlar? Süslü. İşte hiçbir şey çıkaramayacaklar. Ondan sonra ancak süsüne püsüne düşkün gelsin. Hiçbir şey yapamaz. Beceriksizdir bu kız. Ama onları tabii ki de yemekte görecekler. Türk'üm kim? Babam mı? Hayır, erkek arkadaşım. Neşet Ertaş'ın da dediği gibi. Evet, ne demiş? Ne demiş Ahmet Türk'üm? Ne demiş? Dış sesçim ne demiş? Ne demiş olabilir? Ne demiş? İnsan değer verdiği şeylere gözüyle bakar, yüreğinde taşır demiş. Oo, bak ne kadar romantiktir bak, kendisi. Bak. Teşekkür ederim canım sevgilim. Ahmet Bey size papatya göndermiş. Ha, sağ olsun. Papatya mı göndermiş, göndere göndere. Kız öyle deme, adamın hevesini niye kırıyorsun? Ama papa neyse ya canım. Bak, teşekkür ederim. Bak, güzel bir söz söylemiş evet, ama öncesinde. Sağ olsun, ben bunları biraz dereosladım ama olsun. Teşekkür ederim Ahmetciğim. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Öyle mi? Derler bizim orada. Mehri şunu bırakamıyorum, düdüklüyü alamıyorum. Ben korkuyorum düdüklüden. Sen tut şunu. Anam 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 anam. Sakın. Yanmamış, yanmamış, kızarmış sadece, tamam güzel. Neresi kızarmış, dibi tutmuş bunu. Hayır hayır. Yok yok, bak bak bak, gördün bak. Hayır, hiçbir şey yok mis son gibi. Dakika, evet, son dakika evet, kokusuna hadi. Yetişti, karamelize olmuş dibi. O zaman az bir şey su koyalım. Son ama dakika şey, elimiz ayağımız var. Artık ona gerek yok. Şimdi diğer tencerede ben onu pişireceğim ya artık. Ha okey, tamam mı o zaman? Onlar. Evet evet, o tamamdır. Mehri Hanım 45 dakikanız geçti. 45 dakikamda ama bayağı şey yaptım. Şu an aşamalardayız. Her şey kaynıyor ama ortaya bir şey çıkmadı. Ama yapılıp dinlenmesi gereken bir şeye daha hiç başlanmadı. Magnolia mı? Onu tamamdır. Onu halledeceğim. Onu tamamdır. Onu halledeceğim. Ne soyuyorsun? Patates. Ne için onlar? Ya, bu ana yemeği ben hazırlayayım, kenara koyayım da. Milinçiğini. Çünkü uğraştırıcık bir şey. Bu çorba kaynıyor. Daha kesilir mi bu? Karıştırın Kadir Bey. Karıştırın. Allah sen bilirsin. Bir şey de yapamıyorum bunu başıma aldığım için. Kaldım burada. Dün mesela Eser abla dedi ki çorba kaynamaya çıktı mı dedi. Daha kesilmez dedi. Tamamdır, bu kaynamaya bitti. Çıktı.
onu oklavayla karıştırdığımız için o kesilmez. Tamam, şunu şöyle koydum. Ver bana patatesleri sen. Birincik için mi, bozbaş için mi? Bu bir bozbaşın mı ana malzemeleri? Sizce o da et, bu da et, hep et derler mi? Ay her şey karışacak ama kültürümüz et kaldırıyor, yapacak bir şey yok. Zaten bir yarış, iki yarışmacımız da Doğu, Güneydoğu, onlar da eti seviyorlar. Ya dün Ege'li Mücella Hanım, Diyarbakırlı Eser Hanım'ın yemeğine laf etmesine, bilmeden yorumlanmasına ben sinir oldum. Eser abla da ağzını açıp demedi sen bunu bilemezsin diye. Evet, niye savunmuyorlar ki kendi haklarını? Kardeşim benim yemeğime bugün laf söylerlerse ben çatır çatır siz hepsini savunmayı hakkına, bugün görün hakkından bugün. Hakkından gelirim. Çok biliyorlarsa kendileri de yapsın, ben de yiyeyim. Ve bu pişti. Çorbamız hazırdır. Bitti. Bravo. Tamam, varan bir çorbayı attık. Geriye kaldı 986 parça. Onu da inşallah. Onları da hallediyoruz. Adam birini al almış. Demiş ki geriye kaldı 3'ünü al bir de at. Yavaş yavaş o da olur. Bizim de şimdi çorbamız bitti. Geri kalan da inşallah olacak. Terbiyeli bir çorba, sebzeli bir çorba. Otların pişmesine bakacağım. Yumurtalı bir çorba olduğu için kesilme ihtimali var. Benim çorbama nohut eklemiştim. Onu eleştirdi konserve mi diye. Onun özellikle dikkat edeceğim onun yemeğinde. Konserve mi kullandı, kendisi mi haşladı, ne sürede yetiştirecek bakacağım. Şimdi çorba okey. Ara sıcak için bir aşama yaptık mı biz? Bunu soyduğumuz ne? Ara sıcak. Şimdi ben soğanından kıymasını kavuracağım. Tamam. Ondan sonra bitti. Hadi o zaman. Krepler nerede? Krepler. Şu çorbayı alalım buradan. Ağzını kapatıyorum bu çorbanın. Şimdi kreplerimizi mi döküyoruz? Kreplere dökeceğiz. Ondan sonra tamam, onu da hazırlayacağız. Okay. Tava ya. Çıkartayım şuradan. Dur, kıymayla soğan kavuralım. Sizin daha aş pilavınız yok. Ay ben pirinci hazırlamışım. Susun lazım. Oy aklım çıktı. Koy suyunu, koy suyunu. Daha işimiz var. Magnolia da yok. Kadir Bey, yapacağız. Sevgili seyircilerimiz, kestaneler aş pilavı için hazır. Kadir Ezil'de eti soğanlarını kavuruyor ve ocağımızın dört yüzü de harıl harıl yanıyor. Yani bizim yapacağımız daha çok iş var mutfakta. Birinci kin krebi hazır. Kıyması kavruldu, birleşecek. Bu arada şuba salatasının patatesleri ezildi, altına dizildi. Üstüne mayonez sürülüyor. Üstüne haşlanmış havuç ve yumurta mı doğranacak? Evet. Rendeleniyor, pardon, rendeliyoruz. Şuba salatasının bir özelliği de şu Kadir'cim. Azerbaycan taraflarında en önemli ve en özel günlerde, bayramda, doğum günlerinde falan yapılan bir salata. Doğrudur. Patatesin üstünde havuçlar, yumurtalar. Bizim kültürümüzde çok fazla yumurta biliyorsun, salatanın içine girmez. Şuba salatası bildiğim kadarıyla bizim burada renkli salata deniliyor. Onlara göre haşlanıp yapılması ise ben bundan Mehri Hanım'dan haşlamasını beklerim. Birbirine geçişlerine bakacağım. Hani dağılmış mı, dağılmamış mı, tutturabilmiş mi? Tadına tuzuna bakacağım. Şuba salatası da güzel bir salata. Kişnişli falan yapacak onu işte. Zeytinyağı konmuyormuş. İşte ekşili bir salata diyor. Yağsız da bilmiyorum nasıl olacak salata ama yağsız salata mı olur? Hadi gözünü seveyim bak. O kadar iddialı konuştuk. Yetişeceğiz. Bence de yetişir. Bu programda neler yetişmedi ki? İyi gideyim Mehri. Allah'ın izniyle ben inşallah olacak. Ben ağlamak istemiyorum. Ay. Eser Hanım ve Filiz Hanım'ın yorumlarını da duymak istemez misiniz? Ay, Filiz'den hiçbir şey de ben o kadın hiç ya şey yapamadım, ısınamadım. Münevver'di değil mi kapalı kadın neydi ben ismi? Mücella Hanım. Fikriye. Ya Fikriye miydi? Mücella kapalı mı? Gözün çıkmasın senin. Münevver dedi ya, ben devamını dinlemedim. Ha, o yumurta da sevmiyor ya, o yüzden şu an kokusu ılgıt ılgıt geliyor. Mis gibi yumurtalar koktu, mis gibi. Oh. Gel vatandaş, gel. Doğa çorbasına gel, salataya gel. Neydi kız bunun adı? Bilicik. Bilicik'e gel, bozbaş pilavına gel. Sevgili seyirciler, bugün kardeş ülke Azerbaycan'ın yemeklerini yapıyoruz efendim. Azerbaycanlı yarışmacımız Mehri şu anda döktürüyor. Bize çaktırmasa da biraz stres altında. Evet. Çünkü henüz yetişmeyen yemeklerimiz var. Ama aramızda yarışmacıların hiçbirini söylemiyorsunuz. Allah'ın adını verdi, bizi milletin altına vermeyin. Magnolyamız yok, bozbaşımız yok, alabaşımız yok, salatamız yok. Ama yapacak mıyız? Yapacağım. Çenedik. Çenedik. Ama benim arkama bir şeyler geliyor. Sap duruyor, dur. Hı. Aldım onu. Çenedik, göğüsleri kendimizden emin bir şekilde çıkacağız. Kesinlikle. Yaptım zaten, çorbam hazır, salatam öyle da hazır. Umuyorum. Zaten bitti, şimdi etini... Aa, bunun altı iki kapattı. Kimse? Neden? Niye, kapatmamız mı gerekiyordu? Ama bunun altı kapanmış. Kız rüzgar mı öptü acaba? Belki de sen kapattın, ocağın başına gitmedik biz. Ama pişmemiş. E aç altını. Şu an iki üçüncüyü döküyorum. Altı tane krep dökmem lazım. İçini doldurmamız lazım. Fırına girecek. Şunu dolaba kaldırıyorum. Tamam oğlum, bir tek etini vuracağız. Üstüne şey bitti. Yımırık sıkıyor kadın silinden. Pancarı ne zaman göreceksiniz diye bekliyordum. Pancar da mı rendelenecek? Evet. Sen gel bunu al. Bu sıcakmış. Dur. El ayak birbirine girdi. Bir şey yanıyor. Yanıyor. Ne yanıyor? Çok oturdum ya, dibim tutmuştu. Ben ne bileyim ne yanıyor? Şu an yanık kokmuyor Allah'ın izniyle. Her şey gayet iyi.
Alttaki neden Kenan Doğulu'nun güneşi gibi olmuş? Mayonez istiyorum. Mutfakta stres altındayız. Uğraşma bizimle. Sabahların gelir geçer Azerbaycan, Azerbaycan. Konakların gelir geçer. Ana bu et kaynayacak da. Burada da bir et var, o et ne? Ama bize dış set hiç yardım etmiyor ki. O kimseye yardım etmiyor ki, boş versin onu. Sen o salatayı dolaba at, hemen ana yemeğine geç, hadi. Süremiz yok, daha magnolia'nın mahlebesi yok. Bilinçikleri hazırlasak ya ilk önce. O arada magnolia muhallebisini hemen ocağa koymamız lazım. Haydi. Ne durumdasın şimdi? Pilavı mı koyuyorsun? Pilavın şimdi iç, yani üstünü harcadığını... Tereyağda soğan kavuruyorsun, evet, kuruyorsun, kuru kayısı koyacak. Koyacağım, onlara sıcak tamam. Suda koyacağım, bir 10 dakika duracak. Şimdi bu et vardı ya bizim. Şunlar fırına girmeyecek mi? Yok, fırında hiçbir şeyimiz yok bizim. Bu fırında değil mi o? Kızarılacak o. Yağda mı kızar? Oo, daha o yağda kızar. Ama onu servis sırasında da yapabilirim çünkü onun sıcak için sıcak. Dakika ayırman lazım ama. Sıcak sıcak ama dakika servis ayırmazsan kızartamazsın. Tamamdır. Bu arada tamam, önümde tamam. Magnolia var sevgili seyirciler. 1 litre suda 3 su bardağı şeker koyduk. 2 yemek kaşığı un koyduk. Kadir'cim son 35 dakika. Ben ne? Ne? Yok artık. Şaka gibi. Ben şey istiyorum, benim salatam nerede? Şuba salatası. Şubayı daha ne yapacaksın? Attık dolabı İçine onu. Etini koyacağım ya. Eti koyunca, şey koyunca süslemedim ben onu. Eti direkt didikleyip mi koyacaksın? Hayır, buradaki etli koyacağım üstüne artık. Tam sadece o mu? Evet. Tam et kalsın üstüne... kenarda. Serviste de koyarsın çabuk. 35 dakika diyor adam. Şu ana yemeği çıkar ortaya. Bozbaş mı kozbaş mı neyse çıksana ortaya. Onlar haşlanmış mı kız Fikriye? Onlar haşlanmış mı? Haşlamam bilmiyorum. Ben sana dedim ki ona su koydu haşla. Sen bana dedin ki hayır Kadir Bey, onlar tencerede pişecek. Onlar pişecek. Kadir Bey pişecek o. Yalnız şunu anladım. Bulaşık eldiveniyle de yemek yapılabiliyormuş. Bunu sadece bulaşık eldiven olarak kullanmayalım. Bak halkımıza bunu da göstermiş kesinlikle olduk. Kesinlikle. Ve ağlamadın, zırlamadın. Ben buna yapamam demedim. Hayır. Büyük eldiven gayet iyi yaptım valla. Ha kimisi yok eldiven kullanamam falan filan diyor ya. Yok öyle bir dünya. Deseydin zaten olay çıkardı burada. Zaten yok öyle bir dünya yok. Aa soğanlar. Soğanlar yanmaması lazım. Mükemmel tereyağımızdan 127 gram kesip kenara ayırıyoruz. Ha şimdi 110 gram oldu. Adamın gözü terazi mübarek. Sen burada piş tamam mı? Soğanların içi kullanacaksınız. Benim şeylerim yok. Benim ana yok. Yemeğe kullanacak. Korkuyorum önümde hamile yağlar sular gibi gelir. Ama ısın. Kız ısınmış o. Ah tamam. Haş pilavınız için kuru yemişlerimiz ıslanıyor. Ah anne, ah anne. Ah anne seni, bir tanesini hor görmesinler. Ah anne, sen yaparsın kızı. Bu yemekleri seçti bana. Niye yapmayacağım be dedi. Verdi gazı sana. Gazı verdi bana. Kızı bir de soğanların başında dur der. Şey olmasın, ey alacım nasıl olmasın? Mehri, yalnız bu muhallebi katılanmadı 2 kaşık unla. Gerçekten mi? Evet, az daha mı katacağız? Aa, katalım. Efendim, son 30 dakika. Şaka! Ya dış ses yapmayın ya. 30 dakika falan değildir bunun. Bir saat. Şu an şok geçiriyor ya, anlayamıyor. Ne yapıyorsunuz Kadir'ciğim? Şey... Şunu az un ekleyeceğiz. Niye su koydunuz peki? Şey, o direkt koyarsam hamur olur un. Sıcak ya bu. Suyla açıp içine devireceğiz. Hanımefendi ne attınız içine? Sen çok yiyoruz biz. Derdeşan mı? Evet. Sarı sarı, onlar seviyorlar sarı sarı. Pilavı haşlayacaktın sen, o haşlanmadı. Sıcak suya koydun. Ha koydum, sıcak. Pilavı ne olur yetiştirin de ben yiyeyim onu. Yetiştireceğim. Yani yarışmacılar için değil, senin için şu şimdi, an konuşuyoruz. Ne yapıyoruz? Pilav hazır olsun, kaynasın. Bari diyorsun eve karnım tok gideyim. Bu önümde sulu et ne burada? Bu ne içinde? Etli salataya koyacağız. Et zaten bugün her şeye girdi. Aa benim etime ki mutlaka bir kusur bulacaksınız. Çünkü et böyle çok iyi pişmiş, pişen bir et değil yani böyle biraz şey kalması gerekiyor etin. Yani azal böyle çekmemiz gerekiyor. Sofrayı peki ne ara kuracağız? Kadir'cim istiyorsan ben yarışmacıları çağırayım onlar kursunlar masayı. Yok artık. Ya Kadir Bey lütfen ama ben kaç çeşit yemek yaptım. Ağır çeşitler milli. Yok şırdanı, yok susu, yok busu. Doğru diyorsunuz. Niye yükleniyorsun hanımefendiye? Kadir Beyciğim. İnsafın yok mu? Kadir Beyciğim ağır ama. Senin şu saf saf kalışların yok mu? Adam lafı atıyor ortaya sonra biz kafamızı kaldırınca suçlu oluyoruz. Yazık Kadir Beyciğim bazen öyle bir kalıyor ki. Ben izliyorum programı da böyle Kadir Bey bazen. O kalışların az bile görüyorsunuz. Çoğunu yayınlamıyoruz. Montajcı arkadaşlarımdan rica ediyorum. Birazcık da para veriyorum. Boyna montajdakilere yediriyorsun zaten mübarek. Biz bu kuşunu görmedik. Kadir Bey sizi asla yedirmeyiz. Bu muhallebiyi koyalım mı taslara artık? Koy. 2 kaşık un koyduk yine katılaşmadı. Hele bir daha un getirin. Kadir Akı diyor ki bu katılaşmıyor. Kadir bir yapamadınız Magnolia'yı. Tarife göre yaptım. 1 litre sütü 2 kaşık un diyor. Ben kendimden mi uydurayım? 40 yıllık tatlıcıyım. Böyle şey görmedim. Şimdi tatlıcı mı oldunuz? Adam günden güne bütün sektörü dolanıyor. Un verin mecburum anne. Yapacak bir şeyim yok. Annem ben ne acılar çektim. Annem.
O benim şekerliklerimin altı kız. Onun bir de kapağı var üstüne. Dolaba limon koyuyorum ben. Hayır, şöyle külahlı kapağı var onun. Ne alırsan 1 milyondan almıştım yıllar önce. Magnolia'yı buna mı koyacaksınız? Evet, çok beğendim. Sayın seyircilerim, şu anda hanımefendinin 22 dakikası kaldı. İyi de buna daha bir suyu koyacağız. Ne ara üstüne ne kadar muhallebi yiyecek o? Az bir şey. Tamamdır. Koca bir sahan yaptım. Son 20 dakika. Gerçekten mi? Bu son 20 dakika senin 20 dakikan, benim değil. Tamam, şimdi bunun üstüne muhallebiyi mi döküyoruz? Evet Kadir Bey. Oh, coştum yine dalga. Hayır, coşamıyoruz Kadir. Ne yapayım bari, moralimiz gelsin yerine biraz. En başta yanlarından çilekleri sokacaktın. Yanlardan sok, gene bir şey olmaz. Ben onunla uğraşmam. Onunla uğraşamam, bununla uğraşamam. Ne güzel vallahi, adam keyfine göre iş yapıyor. Sanki bizim babamızın dükkanı burada uğraşıyoruz. Bak bunu yemek isteyen yedir. Sıkkımın kökünü yesin yemek isteyen. Şu an beni sinirlendiriyorsun burada. Ben neyle uğraşıyorum, o neyin derdinde? Pilavımı suyuna koydum mu? Tamamdır. Kadir, ne yaptın Allah aşkına? Böyle magnolia hayatımda görmedim. Kat kat yapacaktın, aralarına bisküvi koyacaktın. Hanımefendi 3 kat dedi. Bu nedir ya? Tamam Kadir Bey, boşver, bir şey olmaz olduğu kadar. Alayım mı kaşıkla biraz? Alma, boşver, üstünü süsleriz, tamam yetti. Kaşık kalmadı. Adıyaman'dan gelmiş biri, biri Konya'dan gelmiş biri. Niye kız, oralarda magnolia yok mu? Bu da gözün kör olması senin. Evet efendim, son 14 dakika. Ama ben yetiştirdim. Ne yetiştirdim bunu bilmiyorum ya. Vallahi ben bugün ne yaptık bilmiyorum ama yaptık bir şeyler, olsun, çıkacak ortaya. Ortaya karışık bir şey. Aynen öyle. Gerçekten. Ses Bey, bari az bir şey üstüne şey bisküvit ekleyelim. Kadir'cim olmaz ki öyle. Hanımefendi zaten bırak öyle yesinler demedi mi sana? Sonra masada diyecek ki Kadir Bey öyle yaptı. Ben yarışmacı milletini bilmiyor muyum? Nankör oluyorlar onlar. Aşk olsun Kadir Bey. Yo, ben hepinizi tanıyorum. Mutfakta öylesiniz, masada. Aşk olsun Kadir Beyciğim. Hepsini ben şu yönlerim. Kadir Bey hiç bana yardım etmedi dedi. Merak etmeyin. Bak Mücella'ya dün mutfakta kedi gibiydi. Kurçun kurçun peşime dolanıyordu. Gerçekten. Mücella'nın çok fena zaten. Ben 7 çeşit yemek çıkardım. Abi lezzet yoktu. Neyini çıkarmışsın sen? 7 çeşit çıkarsan ne olacak? Yemeğin lezzet olmadıktan sonra. Kadir, boza mı dolduruyorsun acaba? Ya sen benimle uğraşma, uğraşma. Evet. En azından yardım ediyorum burada. Değil bak. Mi? Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Hop 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 hop. Allah kahretmesin. Ama ben seni ısırırım. Her yerimi affetti. Ya ama bak 10 dakikamız kalmıştı işte. Eğer onu ben senin yaptığın muhallebiye yapsaydım eğer. Bunu sen ye Kadir. Bak işte onu eğer ben yapsaydım var, şu an o yüzünü dökmüştü, beni sinir etmişti, bana neler söylemişti. Muhallebisi lığı gibi olmuş. Allah seni ne yapmasın. Onun verdiği tarifi yaptım. Beyaz çikolatayı koydunuz mu? Koymadık. Tadı rezalet. Gerçekten beyaz çikolata koymadık mı? Yok koymadık. Şaka gibi. Evet bak. Merhaba Kadir Beyciğim. Elinize sağlık. Sana bir şey diyeceğim. Aç o ağzını. Aç o ağzını. Şekerini bak. Gördün mü? Bana hala beyaz çikolata diyor. Çıldırtmayın beni vallahi, şimdi atarım kendimi alkol aşağı. 1 litre sütü, 3 su bardağı şeker olur mu ey ümmeti Muhammed? Bak ben burama kadar dolmuşum ama susuyorum. Ah mama, ben sana dedim Azerbaycan'dan şirniyatlar getirek dedim. Ama benim mamam bana dedi ki yok kızım, Magnolia'dan devam ele. Olsun olsun. Canım anan kötü gün istemez de o seni iş biliyorsun zannetmiş. Yani yetiştiririz biz, Türkçe'de öyle diyoruz. Muhallebim bu arada kıvamı çok güzel oldu. Sadece lokum macunu gibi oldu çünkü bu da şekerinden. Bu muhallebi niye katılaşmadı biliyor musunuz siz? Şekeri çok olduğu için. Efendim son 9 dakika. Oh my god. İngilizcen de var. Az. Hayır, salatam var. Bir su verin bana. Masan yok, masan. Masan. Nara yıklanmamış daha. Nara yıklanmadı. Onun başını beklemek mi lazım ki? Hayır, gel sofraya kuralım Kadir Bey. Onun üzümü müzümü. Neyin üzümü? Hazırladım ben, hazırladım, o içi hazır. O pişsin, gel. Bu, şu. Man, o pişiyor, o pişsin, bu pişsin. Senin salatan ne, eksik olan salatan? Bu salatam. Çoban mı, yapak evet. Mı 2 dakikada? Ama yetişemeyiz, masa hazır değil. Ya en azından eksik menü çıkmasın. Masa eksik olunca mı puan kırarlar yoksa menü eksik olunca mı puan kırarlar? Menü eksik olunca asıl puan kırarlar. Menü mü? Çatal bıçak zaman... neyse de. Tamam. Bence ben... hemen yıka salatalı domatesi. Tamam. 15,5 dakika zaten hadi. Kadir Bey ne olur şunları soyun. Neyi soyayım ben? Bunları. Estağfurullah, ellerin cebinden çıkarmasan dur orada. Tamam, soğan soyabilirsiniz salatanın için. Salatayı ben yapayım da soğanı beyefendi çok iyi gıdıklar. Tamam. Bak iş yapacağım dedi, gene geldi bana iş yükledi. Senin iş yapışın bile bana. Ne yapmayayım o zaman? Yapma bana ne, sanki bana yapıyorsun. Olmuş mu? Ama çok tuzlu olmuş. Vallahi. Patates atın içine patates. Bu taktiği de kimseye vermem vallahi. Emin misiniz? Atın. Atayım mı? Kadir Bey atayım mı? At. Nerede şu patates? Şu saatten sonra denize düşen yılana sarılırım. Ama bak. Ana benim mi çıkar? Yandım ha. Gene mi yandın? Yangını var. Ben yanıyorum. Yetişin adoslar, tutuşuyorum. Son 3 dakika. Şu kapıyı yandım. Yandım Allah yandım. Yandırma beni.
derin uykulardan kandırma beni. Kamara geç yok. Kandırma geç beni. Yok. Geç yok. Şele daldır, şele daldır, bele daldır. Bu süzülsün, bunu bele aktart, haydi. Şeyim nerede benim yanım yok. Niye tepinirsin? Yağım nerede diyor. Sıvı yağ mı? Tereyağı. Yanıyor, yanıyor bir şey. Benim şeyim nerede? O şeyi bir türlü bulamadık. Sabahtan beri ortalıkta o şey. Bir tek masam kaldı, masam kaldı. Nemimiz kaldı ki, neyimiz kaldı ki? Neyimiz kalmadı ki? Efendim son 15 saniye. Hayır, hayır. Sen kendine gel. Sen pilavsın, tamam mı? Sen kendine gel de biz kendimize gelebileceğiz. Sofra. Ne? Sofra. Gitti, gitti. 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 Ay, vallahi billahi ulaşamayacağım ayeti be. Tamam işte oldu. Oh, bu da çok fazla. Yaşmazımız pes eğilir, görürsen. İki. Tamam, sofraya. Bir. Ne yapıyorum? Süre bitti. Ha, ben de pilavın altını kapattım. Yaşasın, hepsini hazırladım. Bir tek masam kaldı. Ben salatanın içi kaldı. Salatanın kişniş kaldı. Of, ne yapacağız şimdi? Sofra yok ortada. Mihri, sofran yok. Ama ben o kadar ağır yemekler yaptım gerçekten yani. O zaman bir şey diyeceğim. Size bir ek süre verelim, masanızı kurun. Gerçekten mi? 5 dakika veriyoruz size. Olur mu? Evet, mükemmel. Olsun. 5 dakika. Sevgi, Sevgi. Ne oldu? Mihri'cim. Duysun. Ben demiştim ama. Ne dediniz? Yetiştiremeyecek dedim. O tırnaklarla biraz zor çünkü. O tırnaklarla marifet yok canım, elle marifet var. Yapamadın işte. Zaten yemekleri konsey kurulmuş biz gelmeden. Evet, evet. Ses bize hain bir planlarınızı. Ben size 5 dakika verecektim ama hanımefendiler Allah'tan dakiklenmiş ve zamanında gelmişler. Ben sana demedim mi? O sana bir iyilik yaptı. O kalktı bir şey vardır. Oynadılar gördün mü? Masada yok. İnşallah yemeklerin güzel olmuştur. Evet, yemeklerin güzel olmuş. Kriz masası kurulmuş. Yemekler. Bütün üyeler de toplandığına göre arkadaşlar. Evet, küçük bir kriz yaşıyoruz. Evet. Maalesef masamıza süremiz yetmedi. Hanımefendi meşakkatli uğraştırıcı yemekler çünkü seçtiği için. Çünkü elim yandı. Ama bir şey diyeceğim. İzmirli yarışmacımız Mücella Hanım için kıytırıktan 7 çeşit yemek yaptı. Benim yemeklerim daha ağır olduğu için yetiştiremedim dediniz. Asla kabul etmiyorum. Çünkü ben kaç tane, bir saniye ben konuşuyorum. Asla kıytırık olarak değil. Ben güzel İzmir'ime hakaret olarak kabul ederim bunu. O yüzden lütfen bu sözünü bence geriye alman gerekiyor. Arç, arç bildiğimiz arç şimdi bakalım yani dağılacağınız yoksa aynen. Sen bize ama seninki de şu an eksik. Onlara bakalım. Olabilir. Eksi puan versen evet. De yemeğim lezzetli. Sana ben ekstradan yüksek puan istemiyorum zaten tamam, canım. Ben yemeğimin lezzetine güle yemekler hayatım. Yetişti ama yemeklerde evet. Eksik yok. Bir de birine gıcık oldun demişti. O kimdi? Gıcık mı? Fikriye Hanım için ne demişti? Evet. Ha, o sen miydi kız? Evet. Bana mı gıcık oldu? Evet. Niye? Hiç neden? Hiç sevmiyorum zaten. Sevmedim de hiç neden. Aa, demek ki duygular karşılıklıymış. Hanımlar neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Bu masayı kim kuracak şimdi? Bir şey diyeceğim. Hep birbirimizi eleştiriyordunuz. Kurun hadi bakalım be. Nasıl sofra kurun. Evet hadi kurun. Ben kurun. Özellikle ben siz Fikriye Hanım. Yok niye? Özellikle de siz de. Allah Kadir Bey. Kadir Bey. Pardon. Ben ne dedim? Ne dedin? Yemekleri siz yapacaksınız dedim. Yaptınız mı? Hayır. Yardım ettim ya, canım. Kadir Bey hiç elini bile sürmedi. Sofrayı evet, da siz kuracaksınız. Oldu bir de yedirin mi size? Aa hiç beni şey ettiler. Mehri Hanım sofra düzeni bilmiyor. Lütfen kendini kurar mısın? Hocam abi o zaman hanımlar. Evet. Biz kalkın gidelim. Gidelim. Sofrasını hazırlasın gelelim. Hazırlanıp gelelim. Evet. Yok bence Esen Hanım kursun. Hayır. Yok ben de siz onu hiç karıştırma. Hayır sizin görevi siz kuracaksınız. Bilmiyorsunuz. Hadi kalk Mehri Hanım sofrasını kursun. Biraz rahatlasın. Kolay gelsin. Hadi. Ben sana ne dedim? Eğer dedim sana bir iyilik yapıyorsa bunun altında bir şey vardır dur dedim. Gördün mü? Siz çok fenasınız. Size 5 dakika verecektim. Onlar gelip oturmuş. Ben ne yapayım? Hiç acıman yok. Hiç. İşte sen bize çok kumpas kurdun. Tamam bırak böyle komple. Ama çiçeğim çok güzel. Evet aynen. Ot yeriz. Başkalarının çiçeği çok pisti. Yarışmacımız setimize özel bir ballı pasta yaptırmış. Azerbaycan pastası. Ballı pasta benim için de Azerbaycan paklavası getirttirmiş. Niye senin için ya? Ben istemiştim çünkü. Hain planlarınızı uyguladınız tamam mı dış ses? Siz bu durumu düşünerek de tatlıları almıştınız zaten. Evet onu düşünerekten yaptım. Aa, benim bıçağım eskik. Zıtlaşmayın kuzularım zıtlaşmayın hadi. Aa. Arım balım peteğim gülüm ya. Dalım çiçeğim bak. Ya. Bu şimdi meşhur ballı pasta. Evet. Çok da güzel olmuş. Aman teşekkür ediyoruz yarışmacımıza. Aa ve meşhur bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bu ne? Hangisi? O şeker burak. Şeker bu üstteki de şey işte. Baklava. Azerbaycan baklavası. Açıp gösterelim onları.
şu aylardır araya araya bir hal olduğum Azerbaycan baklavası. Evet aç. Ben çok beğendim. Safran olduğu için hafif değişik bir aroması var. Bunu bizim baklavadan daha kalın açıyorlar. Üstüne evet, yumurta sürüp pişirip evet, ondan sonra evet, şerbetini evet, döküyorlar. Evet, evet. Ben bayıldım. Çok afiyet güzel olmuş. Olsun. Ellerinize sağlık. Farklı kültürler, farklı lezzetler. Mihri Hanım zahmet etmiş. Gözünden, gönlünden kopmuş. Hediyeleriniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan buradan Azerbaycan'a da selamlar olsun, sevgiler olsun. Canım Azerbaycan, Bakü'm özellikle. Hepinizi çok seviyorum. Balaken'e buradan teyzelerime bol bol selam söylüyorum. Sizi canlarımsınız. Hepsine söyle, ekran başına de sakın ayrılmasın. Dua etsinler çünkü birazdan bizi yiyecekler. Evet, beni yemeyin tabii ki de ama ben gencim ya. Sizin yaşınızda olsam tabii ki de böyle daha şey olabilir değil mi? Sayın seyirciler, burada birazdan Türk fırtınası kopacak. Masala. Laf söylettirmem. Birazdan ortalık yıkılacak, yürü. Yürü kalk, gidiyoruz hadi. Enamarat benimde bugün Mihri Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız dova çorbası, mininçik, şuba salatası bozbaş, aş pilavı çoban salata ve magnolia ile rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Benim menüme göre basit. Bana süre verseler ben herkes aynı şeyi yapabilir. Bu senin için eksidir. Hem yapamamış hem de maşallah savunabiliyorsun ha. Evet. Emek harcadım. Gel alıp parmağımla bile. Emek harcadım evet, ama emek olmamış. Bakın bildiğiniz kıl. Çorbamda tuz yok. Dakika bir gol değil evet. Ya siz de mıy 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 zaten. Arkadaşlar çok kısaca ben yemek yorumu almak bakın istiyorum. Bakın siz yaşınızın kadını değilsiniz. Anne gibi davran. Tamam. Yemeğini tamam. Şey yapar mısın? Ben yorum yapmıyorum. Yapmıyorum. Tamam teşekkür evet, ederim. Evet. Yorum yapmıyorum. Enamarat yerinden herkese tekrardan merhabalar sevgili seyirciler. Evet az önce yarışmacılarımız masaya oturmuşlardı zaten biliyorsunuz masa kurulmadan. Kurulduktan sonra tekrar geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet maalesef ki masamız yetişmedi arkadaşlar. Siz de zaten evet, gördünüz o halini. Evet, evet. O yüzden çok fazla bir masa yorumu almayacağım. Çünkü sürenin dışında masayı kurduk. Sadece masanın yetişmemesi normal mi? Bu menüye baktığınızda evet cidden ağır bir menü Kadir Bey. Yetiştirmesi zordu falan diyor musunuz? Filiz Hanım'dan başlayalım. Çünkü kendisi kolay bulmuş menüyü. Kendi menüsüyle kıyasladığında. Henüz menüsünü bilmiyoruz ama evet. Gerçekten mi? Ya kendi menümle kıyasladığımızda biraz tabii hafif buldum. Hafif buldunuz. Evet kendi menümle tamam. Kıyasladığım zaman. Ondan sonra yetiştirememesi normal. Hani belki... Hafif menüyse neden normal yetiştirememesi? Evet yani hafifse neden yetiştirememesi? Şimdi ben dedim ya hani yetiştiremeyecek. Öyle ama ben gördüm. Yemeklerimi yetiştirdim. Sadece masamı yetiştirmedim. Masamı yetiştiremedim. Bir saniye ben konuşayım bir saniye. Tabii ki. İlk önce benim soframdasınız. Hoş geldiniz bu arada. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol canım. Şöyle bir şey hiçbir kolay değil. Hiçbiri kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü hepsinin ayrı ayrı aşaması var. Aşaması vardır. Hı. Yok demiyorum ama basit. Benim menüme göre basitti yani. Mesela çorban benim de basit. Çorba. Evet, evet. Onun ne kadar karışma süresini, onun ne kadar ince ince doğranmasını biliyor musunuz peki? O bu şekilde basit evet, bir şekilde biliyorum. Konuşuyor. Biliyorum. Tamam. Pardon ben bir şey söyleyeceğim. Tabii buyurun. Bu ne yarışması? Hamarat benim. Evet. Bunu kaç saatte sığdıracaksın? Bu hesabını yapacaktın değil mi? Tamam. Bana süre verseler ben herkes aynı şeyi yapabilir. Doğru. Önemli olan süresine göre yapman, tamam. Masanızı hazırlaman. Tamam. Bu senin için eksidir. Kusura bakmayın. Tamam ben size zaten evet, artık evet. Falan diye bir şey istemedim. Yetiştirdim falan diyorsun. Bir saniye ben yemeğimi yetiştirdim. Yemeğimin arkasındayım. Kendine güveniyordun. Çok konuşuyordun. Evet ona hala daha sayıyordun. Öyleyim. Hala evet, daha öyleyim. Ama eksiğin var. Eksiksin sen. Eksik. Eksik değilim. Eksiksin evet. Eksik evet. De değilim. Ay, evet, 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 evet. Seçmeseydin menülerini. Size mi soracaktım menü seçerken? Çok güzel oldu işte hazırlayamadın. Tamam. Evet. Size mi? Gerçekten katılmasaydın buna. Lezzet önemli canım benim lezzeti ya. Hayır. Gerçekten lezzet önemli. O zamanı önemli. Bana da verse ben de ay, lezzet katarım. Ay sizinki neydi o ben zaman? Sizinki neydi? Getirmişsin yoğurdun evet, içine. Arpayı da doğramışsın. Altına senin bir de aynısı. Bir de nohutlar da pişmemiş zaten. Neredeyse dişimiz kırılacaktı. İnşallah senin nohutu yapmışsındır çorbanı. Dişimiz kırılacaktı. Onu bile sabah yapa yapa durdunuz. Kırdın mı dişini? Dişini kırdın kırılmadı mı? Kırılmadı hani ya aç gittim. Kırdın mı dişini? Aç gittim. Evet. Kendine malzemeyi tarıyorsun aç gitmek için. Öyle çıkarmaya çalışıyorsun kendini. Hem de maşallah. Allah savunabiliyorsun ha. Evet canım savunurum. Sonuçta emek harcadım. Gel alıp parmağımla bile. Emek harcadım evet, ama emek olmamış. Emek harcadım canım. Ama her şeyi gayet güzel beğendim Mehriciğim. Tamam ona göre de puan evet, verdim. Aç kalmadı mı yani masada? Evet bence kalmadı.
gayet hepsini de löpür löpür yedi. Bazı şeylerini beğenmedim, bazı şeylerini beğendim. İddialı da buldum menüsünü. Ben iddiasız diye bir menü de demedim. Ama Eser Hanım'ın da bilmiyorum. İnşallah hani benim menüme kolay mı demiştir artık, demedi mi, onu hiçbir şekilde bilmiyorum. Eser Hanım kendi menüsüyle senin menüsünü yan yana koyduğunda Mehri Hanım bir saatte sadece benim ara sıcağımı çıkarabilir demiş. Gerçekten mi? Ara sıcağımı çıkarabilir demiş. Ara sıcağımızda işi köfte vardı. Evet. Ama onların o kaç biz? 4 tane ayrıyetten ocak kullandık. 2 tane ayrıyetten toplamda 6 tane ocakta ben hepsini haşladım. Hepsini harmanlaman gerekiyor. Bunlar zor şeyler. Ve beceri şeyler kattı mı kendi becerilerini? Kattı mı ona? Ayrıyetten bir saniye konuşuyorum. Evet. Siz susmayı tercih edersiniz. Buyur, ben buyur, kendimi buyur, zaten savunacağım. Buyur, dinliyorum. Hepsini rendeledim. Evet. Hepsini ayrıyetten arasına şeylerini koyuyorsun. Evet. Soslarını koyuyorsun. Evet. Bu şekilde. Sizin gibi ben hazıra işte köfteyi getirdim. Parmağımla böyle öyle açtım. Yoksa kıymasını koydum. Ben miydi araya sıktım? Yoksa kıymasını koydum. Evet. Hadi yapalım. Evet. Hadi canım ne olmuş? Evet. Ara sıcağımız olmuş. Yok canım. Yok canım. Çocuğa da ver karıştırır onları. Neden? 4 tane 5 tane ocak yapar. Çocuk da onu yapar. Bir saniye bilinçliğim benim evet. Nasıldı? Bilinçliğim sen benim kendi ayetten... yeteneğini kattın mı yemeklerine? Tabii ki de sevgimi kattın evet. Canım. Evet. Sevgim kattı. Onu çok güzel ezberlemişsin. Sevgimi kattım, aşkımı kattım. Herkesin benim sevgisini dedim. Katar. Canım herkes katıyor. Dedim. Herkes sevgiyle yemek yapıyor. Ha, tabii ondan böyle kolay kolay. İki kolaydı. Tane, bir tane şırdan da getirmiş. Ufacık şu kadar. Sen onu o şırdan temizleme yetenek var mı sende? Sen temizleyebilir misin? Sen onu dikebilir misin? Sende var mı o yetenek? Sen buraya katılmasaydın. Azerbaycan kızıysan ben de diğer Bakır kızıyım. Sıkıntı anladın mı? Ne kadar güzel kızlarım. Geçemezsin. Ne kadar güzel milletten kızımız var. Geçemezsin sen. Çok pardon. Benim yarışamazsın sen. Çok pardon. Kadir Bey. Ne kadar güzel her milletten kızımız var. Hepsi becerikleri, iddialılar. Bak görüyorsunuz. Maşallah. Evet. Yemeklere baktığınızda hafif bulduğunuzu söylüyorsunuz. Hafif bulmadım. Pratik gerektiriyordu. Pratik gerektiriyordu. Kendi yeteneğini katacak bir şey yoktu. O beceri Mihri Hanım'da yok mu? Benden bazı... Neyse ben yorumlarımı yediğim zaman yapacağım. Onu hayır, yakalamaya ki, çalışacağım okay. Onu tamam. Ben. Tadıyla birlikte yorum bakacağım, evet. Onlar benden yumurta bekliyordu ama keşke yumurta mı kırsaydık acaba? Onları geçelim söyle artık. O yumurta muhabbetini mı? Geçelim. Sen kendi marifetinle göster. Mihri Hanım altını onlar çiziyor. Onlarla puan toplamaya çalışma. Yumurta yumurta deyip gitme. Tamam. Onu alıp gitme. Bırak tamam. O yumurtayı. Tamam. Geride kaldı ben espriler. Ben size bir daha son yerinde yumurta hediye getireceğim. 5 metre bir dilim var. Keşke Allah hamarat olsaydın böyle. İnşallah. İnşallah. Belli oluyor zaten sofra düzeninden belli oluyor. Mücelli evet. Hanım'ı bir de dinleyelim. Mücelli Hanım bugün evet. İçin ne diyorsunuz? Sofra yetişmedi, masaya geldiniz. Sabah buradan kalkarken böyle bir tahmininiz var mıydı? Evet, ben menüsünü yetiştiremeyeceğim. Yani yetiştiremeyeceğim. Nereden anladın mesela? Anladım yani. Nereden anladın? Çenesi bu kadar çalışan bir insanın eli ya çok konuşan iş yapamaz mı? Hayır, ben Mehri'den bunu beklemiyordum zaten. Gerçekten evet, mi? Aynen. Peki menü ve kolay ben söyledim, mı? Zor bakın, mu? Bakın ben menü zaten zor dedim. Tamam. Ve o yüzden yani aşamalarını izlediğim ve bildiğim için... Hı-hı. Yetiştiremeyeceğini zaten söyledim. Tamam bakalım ama bakalım doğru şekilde mi yetiştirdin? Evet, doğru şekilde. Tamam bakacağız. O zaman al da gel çorbanı hadi görelim bakalım. Ben bir de bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Buyur. Ne oldu? Geçen arkadaşım bana ama şu bakın. Hayır, hayır. Evet. Zaten masa kurulmamış diye ona yorum yapmamıza bile gerek yok. Evet, hayır bakın elimde. Şu an elimde. Tamam peçete alabilir miyim? Bizim namazın da vardı. Biz neden görmüyoruz? Kıl acaba. Bilmem. Allah Allah. Bak ben sana benim tüy değil kıla gösterdim siz şu an. Siz gözlük tak demiştiniz ya. Ben bunu bilemem. Mücelli Hanım'a gözlük tak demiştiniz. Lütfen ben size gözlük tak. Arkadaşlar. Gerekirse avukatlı olurum. Ben zaten kameraya. Odaklanalım kıla. Bakın. Ama sen bize göstermiyorsun ki. Biz görmüyoruz ki. Ben kameraya doğru. Bakın. Tamam. Okey, okey. İnsanlık bu aleti. Bildiğiniz kıl. Benim ama kötüydü. Ama sen zeytin çekirdeği hayır, tuttum. Hayır tatlım, kusura bakma. Sen onu bir tamam. Tarafında tuttun bence. Seninkine, ha evet. Bir ağzında yedim, yedim, kesinlikle, yedim, kesinlikle, böyle. Kesinlikle, kesinlikle. Buramda biriktirdim, buramda biriktirdim. Ay, evet. Siz de gördünüz. Mücelli artık tamam, onu yan, ekmeğin yanına alsana zahmet. Abi gel artık sizin. Sizde de kıl çıktı canım benim. Yalnız bir şey diyeceğim. Hayır dediğinizde kendinizi görecek. Çok pardon. Mücelli ağa sende nasıl bir göz var kız? Hayır evet, direkt onu gözüme nasıl onu gördün hemen? Aynen öyle. Şimdi kendinde çıktı. Cil günlüğü sabah artık söyleyecek. Uzun hitap etmişti ya. Arkadaşlar evet, gözüm gayet güzel. Siz haklı değilsiniz. Savunamazsınız onu. O kendisi zaten hayır, bakın ben şöyle söyleyeyim. Ben onun haksızlığı. Bir verirseniz ben de gerekli zaman avukatı olurum. Seni de gerekli zaman olurum. Sakin sakin konuşun. Sinirlenmeyin Eser Hanımcığım. Ben bazı şeylerde susmayı evet bilirim ama yani sen ince inleyeceksin yani. Aynen öyle. Göreceksin her şeyi. Bak biz görmedik. Teşekkür ederim hayatını bulduğun için.
için. Rica ederim. Ben de sizi buldum. Birebir sıradakileriniz yani. Tüydü. Mücella Hanım kısasa kısas yapmak için ben de zeytin çekirdeğidir, işte ne bileyim kıl çıktı. Aynısını zeytin çekirdeğini tabii ki de hani ben de bulamayacağı için, ben zeytinli bir ürün koymadığım için, onu yapmadığı için ekstra olaraktan kendinden bence kıl tüyü koydu ki bana da böyle bir şeylik olsun, alttan alttan gaz verdi yani. Ben gerçek gazla çalışmıyorum ama. Kısasa kısas yapmadım, gördüğüm tüyü gösterdim. Tüyü de değil, hatta tamamen kıldı. Mücella kısasa kısas yaptı. Haksızdı orada. Evet arkadaşlar, o zaman doğa çorbamız gelsin. Evet. Hanımefendi meziyetli olduğunu söylüyor Mücella. Gelsin de çorba bakalım. Madem sen sabah emin çıktın bu kapıdan. Dedin evet. Ki bence yetiştiremeyecek. Ha, şimdi az önce dedim ki çok konuştuğu için. Evet. Sera'nın da 5 metre dili var dedi maşallah. Hani yani, dili elleri de çalışsaydı. Annen ya burada benim. Çok konuşan az iş mi yapar? Vardı. Evet yani sadece yani iki işi bir arada götürmek her yiğidin mesela harcı değil. Mesela Fikriye de konuşuyor. Evet ben de tam onu diyecektim. Ben de çok konuşuyorum ama boş senin konuşmayacağım. Senin daha günün gelmedi o zaman. İşte ben göreceğiz. De tam onu diyecektim. Hani hayır, boş konuşmuyorum diyorsunuz da kendi yorumu yapma. Bence çok boş konuşmaların oluyor. Allah Allah, hiç ben boş konuşmuyorum. Hiç boş konuştuğumu düşünmüyorum. Gayet düzgün konuşuyorum ve gayet olumlu yorumlar yapıyorum mesela. Evet, kendinden evet. Fazla mı emin fikri? Kendinden ben boş konuşmuyorum bak. Evet, burada haksızlık ediyorsunuz Mehir Hanım'a. Mehri Hanım diyorsun ki boş konuşuyorsun. Sen senin boş konuşman yok. Şimdi hepimize boş konuşuyor muyuz boş diyecek. Boş konuşman yok. Öyle bir şey yok. Sen dört dörtlüksün. Hayır. Bu yani sen hem konuşup aynı zamanda evet. Yemek yapabilir misin? Yapabilir. Ben temizlik yaparken halay bile çeker, şarkı da söyler, yemek de yapar. Hepsini yaparım yani. Ne güzel göreceğiz bakalım. Dili konuşuyor, seni de mi onu konuşuyor? Beni rahatsız etmiyor. Buyurun. Onun konuşmaları beni rahatsız etmiyor. Hoşuma gidiyor canlı hareketli. O tamam. İnşallah beni konuşmayan seni şu an bir şey değil mi? Mehri Hanım da bugün hem yer sildi, hem hava halay çekti. Hem mutfağa da girdi. Hepsini bir arada yapmaya çalıştı. Bakalım ne kadar olmuş göreceksiniz. Evet, yani aslında Fikriye Hanım birbirinize benziyorsunuz siz Mihri Hanım'la. Fikriye ile Mehri aynı karakterde bir şey bilmeyen, boş konuşmalarla bir yerlere geleceklerini sanan iki tane boş insan. Fikriye ve Mehri aynı kişiliğe sahipler. Kadir Bey, ben Mihri Hanım'la alakamız yok. Ben Mihri Hanım'ı benimle şey yaptığınız için, kıyasladığınız için alındım doğrusu. Aa, kötü bir şey mi söyledin evet. Ki? Evet. Yani ben, Mihri'ye kendini asla denk tutmuyor musun? Hayır, Mihri bazen boş yorum yapıyor, yapabiliyor. Ben altı dolu yorumlar yapıyorum Kadir Bey, aşk olsun. Hmm. Alındım şimdi. Zoruna gitti şimdi Mihri'yle aynı kefede tutmam. Veyahut da cuma günü, bilemiyorum artık hangi günü olursa. Farkını göster o zaman. Evet. Bırak seni cemaat övsün, kendini övme. Şöyle. Üzül isteyerekten bir konuya varmak istiyorum. Çorbamda tuz yok. Bu neden yok? Çünkü buna tuz konulursa dakika bir gol yapar. Bir. Evet evet. Canım benim. Tuzla, bu şekil yumurtayla onunla yapılır. Araştırdım. Sesimi yükseltme bana. Dinle. Aa, ben de yükseltirim. Allah hiç Allah. Sıkıntı değil. Ben tabii ki de yaptığım yemeğin senden arkasında duracağım. Sen de mi dinleyeceksin? Yemeğin arkasında tabii tabii. Mehri Hanım. Bir dakika. Bir dakika lütfen. Bir dakika lütfen. O hareketi bir daha yapar mısın? Mehri Hanım. O hareketi bir daha yapar mısın? Hangi hareketi? Mi yaptığını, lütfen bir daha yapar tamam, mısın? Daha yapılması gereken ona şey yakışmaz. Her türlü bakın görün, yakışmaz. Zarif bir bayan. Yapamıyor, bari bırak. Ben bu tipim. Kendisini sen kibar olmaya çalışıyorsun. Ben değilsin. Ben bu tipim. Değilsin. Ben bu tipim. Değilsin. Mehri Hanım, biraz. Çorbanızı benim yapabilir misiniz? Senin, sana da yapacağım. Çorbanızı yapacağım tabii. Ev sahibisin. Hareketine dikkat et. Ay canım, ev sahibim diye. Ay hoş geldiniz. Evet. Bu kadar yorum yapacaksınız. Benim belirlememe kolay diyeceksiniz. Değildin. Ondan sonra Mehri kudurmayacak, öyle mi? Böyle... Mehri ama biraz ya. Hareketine dikkat et. Bence, ya siz de mıy 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 zaten. Mehri Hanım saygısız. Karıştırıyor, bütün misafirleri karıştırıyor. Nereden girecek, nereden çıkacak bilmiyor. Kendini kaybetmiş. Mehri'nin ukala ve biraz da saygısız olduğunu düşünüyorum. Bilinçsizce tavırları, hareketi hiç hoşuma gitmedi. Misafirperversizliği hoşuma gitmedi. Duyan da beni yanlış bir hareket yaptığımı zannedecek. Yani hani bu şu bu el kol hareketi yanlış bir hareket değil bence. Mehrici bir anda Fikriye Hanım'a çıkışta bir sinirlendin ya. Buyur. Beden dili olarak böyle bir sert çıktı da o yüzden Eser Hanım. Gel bana gel bana yürü bana. Hayat sen Fikriye Hanım yürü bana yürü. Lütfen. Bana yürü. Eser Hanım doğru. Bugün çok evet. Daha şiddetlisiniz. Evet. Birazcık daha lütfen. Ben yemeğe başlamadan bir şey söylemek istiyorum ama. Ne söyleyeceksiniz buyurun. Yemek yaparken eldiven kullandım mı? Ben onu merak ediyorum. Burama kadar eldiven taktım. Hatta yani bildiğiniz kalın bulaşık eldiveni kullandı. Normal ameliyat eldiveni. Eldiveni de değil. Evet. Kırmızı kalın bulaşık eldiveni kullandı. Benim hiçbir şekilde yırtılma da çünkü tamam. Yani tırnaklar ameliyat emin eldiveni yırtabilirdi. Peki. Afiyet olsun canlarım. Afiyet olsun.
çorba böyle tuzsuz mu oluyor? O çorbaya kesilmemesi açısından çok tuz konuluyor. En son ama burada kendinizi garantiye almışsınız açıkçası. Ben masada tercih ettim, kabul ettim. Tamam. Sence bu kesilmemiş mi? Kesilmemiş canım. Kesilmemiş ya sen yoğurdunu benim tam kıvamını ayarlayamadın ya da bu kesilmiş tuz koymadığın için olabilir mi acaba? Canım benim onu kadar ve ne kadar karıştırdım biliyor musunuz? Oklava bak 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 şöyle göstereyim ben sana bak. Oklava görüyor musun? Karışıldı. Oklava peki bir de kameraya çevirir misin kaşığını sana zahmet. Şöyle. Bakın. Ben onu kesilmiş olarak kabul etmiyorum. Sen bizi kabul etmiyor ben olabilirsin ama ben söylüyorum. Ben yemeklerimin arkasında duruyorum, onları elemeyi bildim. Yorumumu da yapıyorum o zaman. Hem tatsız hem bir şey soracağım Fikriye, tatsız. Sen normalde çorba yaparken tuzu başta attığında kesilme yaşanıyor mu ya da tuz başta atılır mı? Tuzu attığın zaman kesilmiyor Kadir Bey. Kesinlikle. Ben o konuda katılmıyorum Mehri Hanım. Tuz başta atılmaz. Atılmaz mı? Atılır, atılır. Atılmaz. Esen Hanım siz çorbayı yaparken tuzu başta mı atıyorsunuz, sonda mı atıyorsunuz? Değiş fark etmez. Tuzu keser atsan da peki? Kesmez. Atsan da atmasan da ben o yoğurdu çürütmeden çorba haline getirebilirim. Kendisi yetiştirememiştir. Atılmaz diye savunmasını yapıyor. Bir de bir şey daha yorum yapabilir miyim? Tabii buyurun siz yorumunuza başlayın. Rahatına nohut koymanı tercih ederdim. Zamandan kazanmak için nohut koymayı tercih etmemişsin. Şöyle bir şey. Ya bize bir yayla çorbası sunmuşsun. Lezzeti güzel, bak kıvamı güzel, tamam. Çürümemiş. Tamam. Fikri Hanım'a katılmıyorum. Gayet güzel kıvamı. Çürüme mi ben çürüme evet mi dedim? Dediniz. Kesilmeye çürüme diyor. Kesilme çürüme denir. Yani bir rahat dilde diyoruz kesildi çürüdü falan diyoruz tamam biz. Yok öyle bir şey. Yiğidi öldü hakkını yiyor. Eser abla şey, Allah aşkına evet bakar yok, mısın? Yok hayır bir kesilmemiş. Bir saniye ben çabılabilir miyim? Evet. Bir saniye Fikri Hanımcığım. Bir saniye size tamam bir soru geldi. Nohut konmayı tercih ederdim çünkü zora evet kaçamadın. Yok yapamadı. Nohut konmayı tercih ederdim. Evet, evet nohutlu da güzel olur. Evet. Şöyle bir şey neden nohut koymadım? Nohut akşamdan ıslanması gereken bir şeydir ya. Mesela dün siz yapmıştınız. Evet. Arkadaşlar arasında ne dedik? Konservedir işte hazır kullanılmıştır. Evet. Ben o yüzden onu kullanmamayı tercih ettim. Keşke koysaydı. Çorbanın içinde olması gereken malzeme zaten zaten nohut. Ha, istediğin tamam koyuyorsun, ben sıram gelince devam edeyim o zaman. Tamam. Müge Hanımcığım. O öyle değil. Dauba çorbasına nohut oluyor. Hayatım her yörenin farklı. Bu nerenin? Hangi yörenin yaptınız? Nohut yörenin. Gence'de mesela Gence'de yok. Balaken'de yok. Bu, Bakü'de yok. Evet bunu koyuyorlar. Ama bu Dauba çorbası tamam, değil mi? Ama bu çorba nerenin göre, biliyor hayatım, musun? Bu ne çorba nerenin biliyor musun? Evet. Hakkari'nin. Gerçekten evet mi? Ben bu kadar Hakkari'den arkadaşlarım geldi. Bir kere evlerinde dolma çorbası yemedim hiç. İçine nohut olur, misket köfte olur. Olmuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Dolar mı? Filiz Hanım siz de biraz abarttınız. Dolar nedir? Oluyor. Canım benim nerede olmuyor. Nerede yediniz daha önce? Israr oluyor Hakkari'de yedin. Oluyor evet. İsmi ya, Dauba mıydı evet, peki Dauba yani? Evet Dauba. Doğa, 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 Doğa diye okudum bak ben. Doğa. Ha, yumuşak G mi? Ha. Yani. Bak canım benim. Doğa, Doğa. Doğa. Ba değil, R. Doğa. Doğa çorbasıysa tamam. Doğa. Ama Doğa çorbası. Doğa. Tamam anladım. Dur tutuldu. Vurayım aslında. Yani sen şimdi Hakkari'ye gittim, bu Azerbaycan çorbası, Azerbaycan çorbasını ya orada içtim diyorsun. Aynen, Dauba, Kadir, Dauba, Dauba ne Allah aşkına, Dauba öyle nedir? Öyle bir çorba da mı var? Dauba evet, Dauba çorbası var. Tamam, bir Dauba var, bir Doğa var ha, o zaman. Ha, onu bilmiyorum, hayatım, onu dedim bilmiyorum. Bak Filizciğim, Doğa. Tamam, anladım Doğa'yı. Daha zaten anlamaya taş olsun, 38 kere ezerler gibi. Yediğim çorba öyle bir çorbaydı. Dauba çorbası. Ama tamam peki doğaysa. Bir dakika evet, Filiz Hanım. Ben tamam de bir şey ama söyleyeceğim. Ama ben beğenmedim çorbanızı. Bence Mehri Hanım bizi şey yapmak için hani kafalarınızı karıştırmak için sürekli doğa şu bu diyor ama evet, yapamadım de en azından canım, dürüst yaptım, ol. Yaptım ellerime sağlık. On marifet yapmadılarımda. Tabii on marifet. Size yayla marifet. Teşekkür ederiz. Abiye duysun. Peki Filiz Hanım'a şunu sormak istiyorum. Ki otur doğradın çıkart. Kesilmişliği var mı? Yok kesilmişliği yok. Kaşığına geleni görmüyor musun Allah aşkına? Ya bu sen, kadar da kesilmiş zaten, değil ama bak. Sen hayır zaten araştırmıyorsun hayır, da yani kafana hayır göre söyle. Bilmiyorum ona. Filiz Hanım hani diyor ya burası Hakkari yöresinde Doğa. Israrla Doğa diyorum Doğa. Hala daha anlamı Dauba diyor. Ama Doğa diyorum ısrarla diyorum. Benim bildiğim Dauba. Onun bildiği Doğa. Doğa diyor. Ben bilmiyordum ki. Ha Mehran çorbanız evet kıvamı güzel. Tamam. Kesilmemiş. Ben tamam, buna kesilmiş demiyorum. Ama ben pek beğenemedim. Tamam, yani nohutu yok,
yok, içinde bir ne bileyim bir tamam, özelliği evet, yok. Evet, kıyması yok, eti yok. Sadece dediğiniz bir yoğurt çorbası, bol ne dereotu mu koydunuz? Canım benim, içinde kişniş var, nane ben var. Ben aramıştım, ıspanak ama geliyor. Ama nane, maydanoz biraz geliyor. Daha acıntırak yaptığı için taze nane, yapmadım. Ispanak, maydanoz. İçinde araştırdık biz şey Mehri Hanım, kıvırma, kıvırma. Hayır, kabul etmiyorum. Bir şey diyeceğim, niye kıvırıyor Mehri? Yani çok iyi bir tabir değil mi? Olmamış ya, sürekli kıvırıyor, kıvırıyor. Neden çeviriyor? Bu tarafa kıvırıyorum, bir bu tarafa kıvırıyorum. Yemek yaparken de şöyle yaptım, böyle yaptım. Böyle yaptım. Buyurun görelim kıvırmanızı. Fikriye sen çorbayı nasıl buldun? Ben beğenmedim. Hiçbir şekilde olmamış Kadir Bey. Canım afiyet olsun. Tatsız, tuzsuz. Üstüne bir yağ bile gezdirmemişsin yani nasıl? Doğada neresinde yağ var vardı, hayatım? Benim baktığımda vardı üstünde sen sınarken böyle hafif bir şey. Sen yağ ile karıştır olmuyorsun evet, hayatım? Evet, sizin orada zaten yağ ile çorbası yapılıyor. Evet böyle. Hayatım, bizim orada yağ ile çorbası yok ama doğa çorbamız doğa var. Doğa çorbası evet. Tamam. Bu olmamış ama doğa tamam, değil, doğa olmuş. Sen olmuşunu yap, biz o olmuşunu yeriz. Mehri sanki sinirlenince. Allah Allah. İyi misin? Sanki geliyor. Ama geliyor artık. Tamam, gelin. Üç tane arkadaş kesilmemiş diyor. Israrla kesilmiş. Mehri Hanım'ın bugünkü tavrını, misafir karşılamasını hiç hoş bulmadım. Tamam, kendini savun. Ben de kendimi savunacağım kendi günümde ama bu şekil savunmayacağım. Tatlım, öncelikle ben varan iki oldu biraz ama çok özür dileyerek Fikriyeciğim şu tabağını bir kaldırarak bir bakar mısın lütfen tabağına? Bir şey diyeceğim. Niye Fikri Hanım tabağına siz bakıyorsunuz ki bilmiyorum, onu anlamadım gözüme ben. Çarptı. Tüy var tüy onu söyleyecek. Kıl yani. Kıl. Tüy değil kıl. Olsun uçmuş. Bu varan iki oldu. Tamam, gözlerim çok iyi görüyor. Varan işte bir şey çıktı. Müjdeli Hanım diyor intikam almak için gelmiş. Belli oldu. Kesinlikle dediğim gibi yani böyle önüme takviye konuluyor yani. Dur bakalım. Hayır bakmadım bile bardağa çünkü. Ben de zeytin çekirdeği çıktı hayatım. Bak bardağa bakmadım bile çünkü sen zaten ben hazır olmayan bir masaya oturdum. İyi yapma aşkım benim elimden bu kadar geliyordu. Şimdi şöyle sana bir şey söyleyeceğim. Sen nereliydin tatlım? Azerbaycan Bakı. Tamam. Peki bu ara sıcak mı yoksa çorba mı? Çorba bana bunu söyler misin? Çorba kimi kandırıyorsun? Kimi kandırıyorsun? Hayır, bu şu an sıcak servis ettiğin için otlu yoğurt çorbası. Evet, bu soğuk nohutlu, otlu, ıspanaklı bir ara sıcak. Hayır bebeğim. Evet tatlım. Hayır bebeğim. Evet tatlım. Bence sen kimi kandıracağını bir canım iyice benim, dikkat et tamam mı? Canım benim o bizde ister soğuk içilir. Hayır bak ister şu bardağı bir şey değil. Musun? Bunun adı onun senin doğa gibi doğa dediğin değil. Doğa. Ben bunu kabul etmiyorum. Doğa. Hayır benim gırtlağım senin gibi olmak zorunda değil. Tamam. Ben bunu o doğa çorba gibi. Neden bu kadar ölmüşsün bu konuda? Nerede araştırdın? Araştırmalarım sonucu evet ben bunu biliyorum. Ben çorbanın arkasındayım. Bu bir çorba. Tamam. Çorba. Bu bir ara sıcak. Tamam, bu bir ara sıcak. Bunu nerede araştırdın? Ne diye okudun da bu kadar emin bir şekilde oturdun? Karşında evet. kendi kültürünün çorbası ama evet, sen üstüne basa basa bizi kandırıyorsun. Bu ara sıcak diyorsun. Evet aynen. Yani benim bu kesin bilgiyi nereden aldın? Bir tanıdığım var. Nereli tanıdın? İranlı. Canım benim ben İran değilim ama Azerbaycan. Tamam hayır. Tamam yani biliyor bunu. Bu yemeği biliyor. Ne olur tansiyonlarım kalktı artık evet, gerçekten. Bence de kalksın kesinlikle gerçekten, bu ağır artık, geldi laftan sana. Laftan anlamıyorsunuz ama bu artık. Bu ağır ya. Geldi çünkü laftan sana anlamıyorsunuz. Bence. Tamam. Bence biraz uslu. Çok önemli bu dövüyü değil mi? Laftan hayır, anlamıyorsunuz. Yani en sadece çoğunluğunu evet maalesef koruyamıyor. Yani anlamıyorsunuz. İki kişinin de çoğun konuşuyor. Güzel bir şekilde anlat. Hayır. Sakin bir şekilde anlat. Kadir Hanım. Kadir Beyciğim Filiz Hanım diyor ki Iğdır'a şeye ait. Hakkari'ye ait. Hanımefendi diyor İran'a ait. İran nerede? Azerbaycan nerede? Hayır yani İranlı nerede? Bir tanıdığım var dedim. Çok özür dilerim. Arkadaşınız İranlı mı Azeri mi? Ya tam o kısmı net list bilmiyorum. Yani kulaktan dolma falan gelmişler. Bizim arkadaşları oldu bilmiyor musun Küçella? Yalnız bu da şimdi değil o yüzden. Ama bir şey diyeceğim. Bir arkadaşın çok yakın bir arkadaşın değil ama ondan aldığım bilgiyle o kadar emin bir şekilde konuşuyorsun evet, ki. Evet aynı ama sonra baktığımda evet doğru. Benim yöremin yemeğini bana anlatıyorlar. Anlatmaya çalışıyorum anlamıyorlar şaka gibiler. Mehricim şaka gibi değil tatlım. Araştırmalarımın sonucu konuştuğum şeyler bunlar. Bence sen bizi kandırmaya çalıştın biraz. Lezzeti yerinde evet. mi? Hayır tuzu yok. Peki. Hiçbir şey yok. Ellerine sağlık. Şöyle verelim. Afiyet olsun. Yaptım ve yayla çorbası. Evet yayla çorbamız geldi. Teşekkür ediyoruz. Evet doğa çorbamızı uğurladık. Yalnız Mehri Hanım bayağı gerildi.
Evet evet, bizi bastırmak için güya kendini şey yapıyor ama. Özellikle Fikriye de Mücella size karşı. Evet, beceremiyor, beceremiyor. Onun menüsünde onu bastırdıkları için o da onlara aynı. Hayır, tabii, ben şu an aynısını yapmıyorum. Ama ben görmedim. Bir şey yedirir mi tabakta? Bak, kılırdı. Evet, var. Ben gördüm. Niye söylemiyorsun Mücella söylüyor? Ya zaten olmamış bir şey. Bir de kılı söyleyip niye lafı uzatayım? Tamam, neden ama? Neden ama? Mücella sen gördün. Bir şey oldu mu? Değişen bir şey oldu. Tamam, ne demek değişen bir şey oldu? Benim masamda gördüğünüzde değişen çok şey olmuştu. Onu ben söylemedim, o söyledi. Lütfen, lütfen. Söyledi. Sen bence Mehri'den biraz korkuyorsun, o yüzden sen böyle evet aynı derdin. Aynen öyle çaktım. Burada en çok ben korkuyorum yani, gerçekten. Valla yani öyle ben bir korktum. Tamam, benim günüm daha şey geçmemiş. Konuşalım. Bir dakika. Eşit bir benim şekilde daha yorum geçmemiş. Yapacaksın ben mükemmel yorum yapıyorum. Eşit bir şekilde yorum yapacaksın o zaman. Fikriye Hanım neden Mehri Hanım'dan çekiyor? Bilmiyorum ben zaten. Yani Mehri Hanım'ın çıkışı ya da tavırları sert değil. Yani şöyle söyleyeyim ben kısa ve net. Fikriye Hanım öyle bir giriş yaptı ama fos diye söndü. Aynı senin gibi pıs hayır, diye söndü. Ben gayet güzel hanımefendiliğimle, ev sahipliğimle, evet kendini, her şeyimle. Kendini de biraz savunsaydın keşke böyle. Ben çok güzel savundum. Ben güne de getirdim. Sen şu an onun rahatlığındasın Mücella. Hayır, hiçbir alakası yok. Sen de kendini savunamadın. Tamam, böyle böyle de olduğunda bakın şey nasıl tepki veriyorsunuz. Ev sahibi gibi mi davranıyorsunuz? En azından atışıyoruz değil mi? Ev sahibi. Sen onu da yapamadın. Neden? Hayır, bana fırsat vermedin. Benim günümde yapabilirsin. Ben de senin cevabını takır veririm. Bir girdim fıs diye söndüm Fikriye'cim. Bence fazla gerek yok. Fikriye Hanım bir şey söyleyeyim mi? Bak Mücella Hanım ev sahipliğinde gerçekten güzel, iyiydi, güzel karşıladı. Bunu ben asla evde öyle yapacaksın herhalde yarın, evet, o zaman bittin sen. Evet öyle yapacağım. Yarın sen Mücella Hanım'ın hayır gününde... ben Mücella Hanım'ın ev sahipliğini beğendim. Hayır ama bakın Fikriye ne diyor? Değil ki. Duymuyorsunuz Fikriye ne diyor? Zaten. Diyor ki bak ne güzel diyor, tartışıyoruz, atışıyoruz, cevap bir şey söyledim de cevap alabiliyorum diyor. Senden o cevapları alamamış. İşte o yüzden ben hayır alamadı değil. Ben gereken olması gereken cevabımı verdiğimi ama düşünüyorum. Sesin çıkmadı diyor. Ama duymak çünkü o gün beni hiç duymadılar tamamen. Tıkançlarını tıkayıp da evet, geldiler evet, kendileri. Gelmeden önce buraya tıpa taktım evet, böyle geldim. Bak ne diyorum tatlım, söylüyorum sana. Bomba gibi düştün ama fıs diye söndün. Tamam göreceğiz. Daha günüm var Mücella. Tamam. Günüm oz. Ben senin gibi geçirseydim inan var ya estirirdim sizi burada. Gümletirdim sana yani. Sana hareketi ya. Şu an gümle. Evet ama sen oyun oynamaya gelmiştin buraya değil mi? Ben ne diyorum o ne anlıyor. Anlamadın evet, buradan aynen, belli zaten. Fikriye benim günüm geçseydi şu an. Pazartesi ben olsaydım. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Pazartesi ben senin yerinde yarışsaydım var ya. İnan şu an hiçbiriniz bu şekil konuşamazdınız. Ne? Hangi şey? Hepinizi bastırdınız. Şu an böyle konuş. Şeyden demek ki kendi günümde kendimden gayet eminim ki konuşuyorum. Ben eminim. Tamam. Ben de eminim ki konuşuyorum. Sen yapamadın. Hayır bak nasıl diyorsun? Niye kendinle çelişiyorsun pardon? Fikriye Hanım diyor ki eğer ben kendi günümden korksaydım, eğer burada oynasaydım bu tarz eleştiriler yapmazdım. Alttan alır susar otururdum. Evet. Ha ama eğer pazartesi günü ben yarışsaydım zaten günüm geçmiş olurdu. O zaman bunun iki katına çıkardım. Evet. O zaman burayı estirirdim diyor. Bunu anladınız mı yok? Anlamadım çünkü, ben. Çünkü dinlemiyorlar. Ben dinliyoruz. Fikri Hanım sana el kol hareketi yapıyor çıkışıyor. Bize avukat yapma kendi hakkını savun ya. Ya ben konuşurken ben de el lütfen, hareketi yapıyorum. Eser Hanım lütfen savun bir... kendini. Hani bir art niyet anladın evet, mı? Yok ben anlamadım zaten. Aa, canım, çünkü biz konuşurken biraz konuşurken. Sen kaş göz hareketi böyle bir yapıyorsun. Dün Fikriye'yi Eser Hanım'dan mı kesiliyorsun? Evet. Kim ondan demişti sonra, sana onu? Yok ben cevap veriyorum. Korktum de. Ha korktum. Tamam evet. Ben hepinizden benim, korktum. Benim ay böyle durayım. Yok, yapamıyorum. Bugün bitsin gidelim tamam. Olur mu? Cuma günü de artık ne olduysa. Evet. Hanımefendi çok özür dilerim. Hafta, Cuma Eser günü bitiyor ya hani o yüzden. Fikriye Hanım dün sizin masanıza sesini gür bir şekilde çıkardı mı eleştirilerde? Evet. Olmuş olmuş demedim mi dedim. Değil mi Eser Hanım? Yapamaz çünkü benim itiraz edemez. Kendimden emindim ben. Hadi, onu biliyordu. Ben sana ne dedim? Peki biliyordu, sofranın başında biliyordu. Ben ne dedim evet, Eser Hanım? Biliyordu. Dürüst ol. Biliyordu. Doğru yaptıklarımı biliyordu. Doğru yaptıklarımı? Evet. Benim burada kızmamın sebebi lütfen kendi hakkını savun. Ben bak, sana hareketi sana yapıyor. İlk başta ne sen dedim? Sen bir bakışına bizi korkutuyorsun. Senden korkuyorum niye, ya. Niye? Ben niye korkuyorsun? Ben senden korkuyorum ya. O hem de sen. Evet. Görüyor ki korkuyor. Kadir Bey ben ne diyeyim yani? Ben korkuyorum. Evet, afiyet olsun herkese. Ellerinize sağlık Mehri Hanımcığım. Mücella Hanım, isterseniz buyurun sizden başlayalım. Aynen. Nasıl buldunuz? Ben beğenmedim. Hangisini? Neden? Ben isimleri çok hani hafızamda tamam, sokacak, yani tamam. Hafızamda tutamıyorum. Tamam, şimdi bize şey yaparken kıymalı falan diye bahsetmedin. Kıymalı diye bahsettim. Bahsedildi mi? Ben edildi. Mi kaçırdım? Edildi. Farklı kıymalı diye var bahsedildi. Mıymış bunun? Kıymalı diye bahsettim. Ettim.
kahvede kıymalı diye bahsettim. Kahve, kahve içmedik bile. Tamam, çünkü ama kahve ben kıymalı muhabbeti kısmı, oldu ya. Bakın ben kıymalı kısmını hiç tamam, duymadım. Tamam, sizin probleminiz benim o yüzden problemim değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten sizin biricik, incecik, tül ve dantel gibi olması gerekiyor. Tamam. Hatta ben onu görünce dedim ki kahvaltı menüsü, hani kahvaltıda doymadığımızı düşündü acaba. Mehri Hanım da bize bunu yaptı diye düşündüm. Hı-hı. Kıymayı duymadım. O yüzden ve oldukça da kalın. Çünkü dediğim gibi dantel gibi olması gerekiyor krebinizin. Bunu orijinali... Tuzlu suda bekletilmiş balık ile oluyor. Bunu çok iyi biliyorsunuzdur. Bunu inkar edemezsiniz değil mi? Onun balık olanı da var, etli olanı da i̇şte var. İşte bakın her şeyi bak, yani çorbayı kendinize fasıl göre uydurdunuz. Ondan sonra ne bileyim ben bunu da uydurdunuz. Yani hayatım ben... var çünkü. Hayır ama orijinali tuzlu ne? Suda bekletilmiş balık ile. Ne balık mı susaydım? Hayır zaten balığın arkasına et yenmezdi. Hani onu da şöyle düşünün ama bu da benim ben çok hoşuma gitmiyor. Ben tamam, et de bulamadım. Olsun. Bakın hani hatta 3 çatal denedim. Bende et de yok. Tamam, afiyet olsun. Bende et de yok. Beğenmedim. Tamam, afiyet olsun. Rica ederim. Teşekkürler. Başka? Et üstünde zaten altında. Yani nerede? Çok pardon. Üstünde. Şunlar. Et üstünde. Hani? Şunlar. Evet, bak üstünde. Üstünde. Arka tarafa düşmüş sizde. Bakın evet. Onlar eti hep et. Şunlar hep et. Sonuçta yetiştirdim et. Ona. Tamam bir de etin tadına bakayım bir. Pişmiş mi? Alt patates. Şunu merak ettim. Hı. Etli olmasını kabul etmiyor musunuz yani? İlla balık orijinali, mı olacak? Orijinali evet balıkla. Bir dahakine balıkla yaparım ben size. Zaten Rus mutfağından geliyor. Bunu evet, belirttiniz mi? Menümüzde balıklı veya etli olacağını belirtmiş miydin? Evet söyledim. Evet evet etli. 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 Yani evet. Şunu merak ediyorum etli ben. Etli yazıyorduk. Bir yemeğin şimdi arkadaşlar şunu merak ediyorum. Şimdi bir yemeğin. Nerede etli yazıyordu? Bu yemeğin orijinali bir tane mi? Sadece yemeğin balık mı orijinali? Yani şöyle arkadaşlar arasında konuşmayalım. Kadir Bey bana soru sordu ve onu cevaplıyorum. Şimdi bu yemeğin orijinali bir tane mi? Hayır çeşit çeşit var. İsteyen tavukla yapabiliyor. Aynı şey gibi. O zaman orijinali balık diyebilir miyiz? Hayır. Orijinal balık. Balık. Hayır. Ya çeşit balık. Çeşit var hani yöre yöre hani nasıl değişiyor ya. Ben peki mücellanın üstüne basa basa. Hani sizin menü gibi tavuklusu da oluyor etlisi de oluyor yani elbasan tavanın. Hayır yani elbasan tavanın orijinali odur tamam. Ama. Elbasan tavanın orijinal etle olur. Senin gibi tamam. Tavuk dediğin elbasan değil. Elbasan tava orijinal etle olur. Tamam bu da balıkla olur. Da olur etle de olur. Hatta oğlak de olur. Tuzlu balıkla oluyor hayır. Normalde bunu tamam. Tuzlu balıkla yani, oluyor. Bu kadar ben bunu duymak istedim. Teşekkürler. Ama etle de oluyor. Tamam. Ama etle de oluyor diyor. Hayır geri çekilmedim ben galiba masamdayım. Böyle bence yaptım. Biraz daha sakin olabilirsin. Ben sakinim de. Ev sahibi olarak ben hiç yakışmıyor, hiç hoş durmuyorsun çünkü. Lezzet olarak aroması nasıl peki patatesli yani mayonezli? Yumurta cici kız rollerini oynayamayacağım sahteden. Yemeklerimi savunuyorum hayatım ben burada sizin gibi. Ay böyle tamam. Acıcık kızdık ben de zaman benim. Biraz da o kalabalık oluyor iyi, galiba. Hayır iyi yemek için haber. Aman aman yemeklerimi ev sahibine iyi yapayım da aman yok öyle bir şey ya, olduğu gibi. Senin yaptığın yok tatlı. Olduğu yok, gibi. Gerçekten. Olduğu gibi. Ben yemeklerimi de savunuyorum. Çenemi de savunuyorum. Normal misafirperverlik de çok önemli. Ben yöremin yemeğini bana anlatıyorlar. Anlatmaya çalışıyorum. Anlamıyorlar. Şaka gibiler. Şaka gibi değil tatlım. Araştırmalarımın sonucu konuştuğum şeyler bunlar. Bence sen bizi kandırmaya çalıştın biraz. Peki afiyet olsun. Eser Hanım. Çok hırçın davranıyorsun. Onu... Yemeğimi konuşur musunuz? Evet. Tamam. Aslı balıktan ederim. Doğrudur. Krep ve kıymayı sarmış getirmiş. Eline sağlık. Tamam afiyet olsun. Tantuni gibi yiyebilirdim ha, onu evet. Köşe başında. Evet. Üstüne bir de soğan falan içine yeşillik mi? Evet, bol evet. Getireyim mi evet. içeriden? Evet. İyi olur. Getir. Tamam. Böyle içine ama işte hamuru evet. Şey ya. Yufkadan olsaydı daha yemek yorumu yapacaksınız. Evet. Ben onu bekliyorum evet. da. Yemek yorumu. Aynen. İşte krep kıymayı sarmış getirmiş. Kavurmadık. Kıymayı çiğ getirseydin. Onu herkes kavur. Bir marifetini kattın kavurmak. Mı? Kavurdun çıkar tuttun getirir sardın. Soğanı krepes. Kim doğradı? Siz mi geldiniz? Krepes, bir şey kattın mı içine? Kendi özünde bir şey kattın mı buna? Ne katabilirdim? Pirincini kattım. Ben dedim kattım. Baklava istiyordun. Değil mi? Baklava niye açmadın? Arkadaşlar çok kısaca ben yemek yorumu almak bakın istiyorum. Bakın siz yaşınızın kadını değilsiniz. Çocuk tamam, annesisin. 15 yaşında değilsin. Yaşını başında almasın. 30 yaşındayım canım. Evet. Beğenmedim yorum yapmıyorum. Tamam teşekkür ederim. Evet. Yorum yapmıyorum. El kor hareketleri yapmıyorum. Beğenmedim. Ay sağ olun. Sinirlendiniz mi? Evet sinirlendim. Tamam. Hep böyle şey geçiyor. Kışkırtıyor musun? Kışkırtmıyor, değmiyor. Yoruma değmiyor. Mehri Hanım hamarat benim yemek yarışmasına katılmamış. Kim çok konuşur, çarçar eder. O programa katılsaydı birinci olurdu. Eser Hanım bana çok gereksiz bir şekilde yükseldi. Dedi ki sen saygısızsın, işte el kol hareketi yapıyorsun. Sadece kendime o açtı. Yani birazcık böyle şöyle yani ben tutup da ona tokat atmadım ki. Evet, afiyet olsun. Fikriye gelmek istiyorum. Fikriye. Ben bileceğini beğendim. Ben basite kaçar sadece krep tarzı yapar bırakır diye düşündüm. Buna daha çok önem verir diye düşündüm ben.
araştırdım çünkü. Tamam, neyi bunun katman tatlı? Katman olması lazım ama seninki evet, dağılmış. Benimki dağıldı, kabul artı ediyorum onu. Etin yanına bir daha keşke bir daha et yapmasaydın. Bak tavuk yapabilirdin. Olmazdı. Dediğin gibi balık ama yapabilirdin. Olmazdı. Ama etin yanına et olmamış. Hani kıyma et. Bileceğini beğendim. Afiyet tadı olsun. Tuzu güzel olmuş Kadir Bey. Afiyet çünkü olsun. İçine hani harç yapmış ya kalın olması gayet normal. Tek yapsaydı evet kalındı. Ama tek yapmadığı için gayet güzel olmuş. Afiyet onu olsun. Beğendim. Ama sonuçta şunu beğenmedim. Evet. Ben dedim sen bunu basit yaparsın. Hı? Şunu böyle hafif tavuklu falan doğru. Fresh olur. Çünkü ara sıcak ya hani evet, Kadir evet, Bey. Evet, evet, evet. Eser Hanım bazen böyle duruyor sonra bana takıyor. Sonra Mehri'ye takıyor. Yok siz şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz ama en sonunda da Fikriye sen haklısın deyip geçiştiriyor. Seviyor ama söyleyemiyor. Fikriye ile Mehri aynı karakterde bir şey bilmeyen boş konuşmalarla bir yerlere geleceklerini sanan iki tane boş insan. Peki Filiz Hanım. Tamam ben alayım şimdi. Söyle, herkes söyle. Yorumunu merak ediyor açık ve net yorum yap buyur. Açık ve net krep hamuru biraz kalın olmuş ama ben beğendim. Salatası da biraz dağınık olmuş bunu da beğendim. Pardon, mayonez yapılışını biliyor musunuz? Tarifini alabilir miyim sizden? Hayır, ben mayonez yapmadım. Tamam, hayatım onu kabullen tamamdır. Ben mayonez yapmadım tamam. Ya da yapacağım diye bir kelime evet, kullanmadım. Evet, bilmiyorsan katılmasaydın. Evet. Mayonez şey değil, mayonez yapmadım. Çok basit bir şey. Mihri Hanım balık diye tutturdular. Oysa siz çekim sırasında söylemiştiniz orijinali balık olur diye. Evet, balık da koyabiliyorsun, et de koyabiliyorsun ama tavuk... Yani o belki de kendi arzuna göredir, kendi şeyine göredir. Ama kesinlikle şunu kabul etmiyorum. Yok işte İran'mış, yok Cak'mış, yok Türk'müş hala da. Yani balık, ben bu menünün arkasına balık koyamazdım. Çünkü neden? Benim menüm etli. Sizce neden bu kadar ısrar ediyorlar? Çünkü damak zevkleri uymuyor. Damak yani bilinçliye laf ettiler, ona laf ettiler, buna laf ettiler. Peki kıyma da konulur mu? Yani onun için de kıyma konulur. Aşıma da laf edecekler. Ya kusur bulmak için gelmişler. Yok işte süslü püslü de yemek yapamazdı. Mihri Hanım acaba siz de sert yorumların gazına mı geliyorsunuz biraz? Ay sinir oluyorum çünkü. Ben yemeklerimi savunuyorum. Ben burada o kadar emek verdim. Ben emeğimi boşuna çıkarmam. Çünkü kaç saat uğraştım. Millet gibi al şunu pişir de koy da şey yap da yok. Orada emek var, emek. En çok kime sinirlendiniz? En çok kime sinirlendim? Eser Hanım çok gereksiz bir şey yapıyor. Çünkü kendi günü geçti, stresi geçti. Halbuki dün siz Eser Hanım'ı Mücella Hanım'a karşı korumuştunuz. Evet ama Eser Hanım çok yanlış şeyler yapıyor. O cuma günü pişman olacak da bakalım. Aramızda kalsın, bence de olabilir. Evet, çok pişman olacak Eser Hanım. Yufkayla yapılması gerekmiyor muydu? Ben yufkalı bir aş yapmayacağımı söyledim zaten. Belirttim. Sen bunu sabah mı söylemiştin? Şeyi ben soracağım. Bozbaş da yufkalı olmuyor mu? Hayır, bozbaş nerede görülmüş yani yufkalı oldu? Yani yufka ekmeğiyle, şimdi şöyle bir şey. Eti haşladığımız suyu, yani yemeği yaptığınız suyu. Canım sen benim, kilit midir yapıyorsun? Kilit, Türkiye üslü kilit mi diyorlar? Ne hayır, diyorlar? Hayır. Aynı bu şekilde izledim. Yufkaları parçalıyor tabağa. Ama biz ıldırlı değiliz aşkım. İlk önce yani böyle o suyuyla ıslatıyor. Daha sonra hatta böyle hani kemikli et sofraya konmaz ya. Onu böyle didikleyip bir ezeceği var böyle ezerek tamam. Servis ediyor. Bitti mi? Evet bitti. Şimdi ben şöyle merak bir ediyorum. Şey, soruyorum kemikli sana. Et Azerbaycan'da farklı bir dilde sunuyor. Çünkü farklı algılanıyor. İnternetten bakarsınız. Kemikli et bizim kültürümüzün vazgeçilmezi ettir. Evet. Vazgeçilmezi. Ve sofraya biz kemikli şeklinde getiririz. Kemikli şeklinde getiririz ve bu ufak kemikli olmaz. Büyük büyük olur ve etler de nasıl diyeyim böyle hani siz dersiniz ya ağızda dağılan. Ağızda dağılan şekilde et olmaz. Biraz bu şekil tik tik diyeceksin eti. Yani birazcık araştırarak gelseydiniz belki hakimi araştırmamışsınız. Yani yok, diyorsunuz araştırdım. Ya hani kemikli et. Ben özellikle kemikli et seçtim. Çünkü bu kemikli etten olan bir şey. Tamam ama işte ona göre seçseydiniz bir davet sofrası. Şimdi bakın ben kesmekte zorlandım. 3 kere 4 kere döndüm. Ben bunu, evet biz elle yemeye de alışkın bir tamam, kültürüz. Tamam. Yani hani normalde belki de o şekilde yeniliyor. Evet. En lezzetli ama ben ekran başında bunu bu şekilde yiyemeyeceğim için bu beni zorladı şu an. Onu söylüyorum. Tamam. Bu nasıl?
Eti güzel, pişmiş. Yalnız tamam, çok özür dilerim. Ben şu an şaşırdım. O taraf mı Azerbaycanlı, bu taraf mı Azerbaycanlı? Ben Azerbaycanlıyım. Gerçekten yani kararsız kaldım. Böyle bir saçma bir olay. Ama baya baya böyle istikrarlılar yani. Ama yani keşke o zaman işte usulüne göre yapsaydın da bana bir fırsatı vermeseydin tatlı. Ben usulüne göre yaptım zaten. Yani bak, kestane konuluyor. Evet. Yayınlandığında da yorumlarda göreceksiniz. Tamam bak, kuru erik konuluyor yani hiçbirisi yok. Hepsi var, kestanesi tamam, var. Mesela kestane evet, biraz tane çabuk pişmiş. Demlemeyle tamam. Mi yaptın peki kestane pilavını? Tabii demlemeyle olacak. Neyle peki mesela gerekiyor? Bu kuru üzümleri o pilavın ortasına şöyle oturtup bir poşetin içine koyup onun içerisinde kabarttın mı? Hayır. İşte Azerisi. Nasıl bilmiyorsun hayır, bunu? Hayır, öyle yapmadım. Benim elime çok iyi koz verdim. Evet, yani poşetin içerisine konulup onun buharın içinde demlenirken... Hayır pilav... canım öyle bir şey yok. Hepsi öyle konuluyor. Suda ıslıyorsun bebeğim. Hayır. Müceylan ya Hanım. Yok Müceylan Hanımcığım, siz mi Azerbaycanlısınız, ben mi Azerbaycanlıyım? Müceylan, öğrendim okuduğum bu. İçine konuluyor öyle. Allah Allah. İçine konuluyor. Tamam, üzüm pişmiş mi? Müceylan Hanım, ben üzüm pişmez canım benim, üzüm pişmez. Bunun içine koyulan meyveler pişmez. Niye koydun? Çiğden konulur çünkü ıslatılıp konulur. Hayır hayır, kavuruyorsun. Tamam, diğer malzeme hayatım zaten tadını alması için tamam da ama o kadar da böyle iyice söyledim. Müceylan Hanım, düzeltecektiniz ya, bir saniye Müceylan Hanım. İzlediğine görürsün nasıl yaptığını. Hangi konuda düzelteceksiniz? Tek tekerler misiniz bir daha dediğinizi? Neyi? Ben hani poşet de koyuyorum. Poşet yok, poşet yok. Ben çok iyi inceledim. Ha, ben de izlediğimde o şekildeydi. İşte evet. O da belki yöre yöre fark ediyordur. Bunu bilemem. Ama benim bildiğim pilav demlenirken o üzümü, kuru üzümü içine koyup demleniyor. Pilavın tane tane olmuş, hoş. Tamam. Ama ben diğer malzemelerini eksik buldum. Çünkü baktığımda kestanesi... Ama yok diyor, ben öyle bir şey bakın, koymuyorum. Kestane var. Bakın kestane. Ha. Sadece biraz tamam, kavrulurken şey olmuş. Kestane. Tamam, zerdeçal yani da güzel. Yok. Zerdeçalık, kayısısı, hepsisi var. Yani var, var. İşte ama bana mı gelmiyor? Bana mı koymadın tatlım bilerek? Siz görmek istemiyorsunuz. Ama hayır bakın tamam. Ondan. Tabağımı size uzatıp bakmanızı ister misiniz? Ben şimdi tabak mı ayır? Tamam ama yok yani. Bende yok, olmayan bir şey de değil. Söylüyorum size. Arkadaşlar bir dakika. Ya tek tek yorum yapar mısınız? Hepiniz bir andan giriyorsunuz gerçekten. Sizin yani hak veriyorum. Kesinlikle tamam, lütfen müdahale etmeyin. Hayır zaten. Müdahale etmek zorundayım. Biz burada yarışıyorsak etmek zorundayım. Ziya Hanım rahatsız olmuş. Evet lütfen. Rahatsız oldum. Hiçbir şey anlamadım ben örneği. Peki Mücella Hanım. Mücella Hanım. Anlatamadınız. Direkt yorumunuzu yapar mısınız? Beğenmediniz ben mi? Ben şöyle söyleyeyim. Hayır pilav güzel tane pişmiş. Bende kestane olmadığı için kestanem yok dedim. Yani malzemen eksik dedim. Dediğim gibi eti de güzel ama pişmiş koymuş. Ama... yani kemikli eti olmasa hoşuma gitmedi. Tamam. Teşekkürler, elinize sağlık. Afiyet olsun. Fikriye Hanım. Ve kuyruk yağı da çok özür diliyorum. Kuyruk yağı da olmazsa olmazı zaten. Yani kendi kültürleri de biz koymuyoruz. İşte bilmiyorum. Bir şeyim yok. Bilmiyorum. Siz tamam. Şimdi nasıl o gün göçmen yemeği dediniz. Hı-hı. Kim ne derse desin biz bunu yapıyoruz. Tamam biz ben için. Fikrimi. O da kendi kendine söylüyor. Ben fikrimi bildiğimi söyleyeyim. Kadir Bey ben en son yapayım. Bir de tatlıdan sonra bir sürprizim daha olacak tamam, size. Tamam ben yapayım o kimse zaman. Fark etmedi. Yani. Sürprizimiz var. Yiyecek sonu bekliyor. Peki. Esen Hanım. Tamam ben yapayım. Ha buyurun buyurun Filiz Hanım. Heveslisiniz yapın buyurun. Pirincin yasmin mi İran pirinci mi? Pirinç. Yok şey, ne pirinciydi? Basmati. Basmati mi? Güzel. İran pirinci olarak da bilebilirsiniz. Aynen öyle değil mi? Lafı olmama pişmiş. Şansı aynen. Çok daha fazla zaten. Çok güzel pişmiş. Yani ben afiyet beğendim. Olsun. Eti de pişmiş. Tamam. Biraz kemikli etidir ama o da güzel. Ben afiyet beğendim. Olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Niye güldünüz Fikriye Hanım? Ya beğendim demekle değil. Bak arkadaşlar biz pazartesiden beri yorum yapacağız değil mi? Hani... Olur, nasılı, içindeki tamam, malzemesi falan. Tamam, beğenmiş ne yapabilir? Tamam, beğenmiş hani ama bir şey var, biraz yorum var, yapabilir mesela. Var, mesela bu var. Rengi nasıl verdi? Köri koydu. Ha, köri. Yok artık. Filiz. Filiz. Oralet koymuş, limonlu. Körünün tadını aldın mı peki ondan? Ay, anladım, unuttum ben ya. Ay, gerçekten. Ne vardı kız içinde bu sarığım? Zerdeçal hayatım, zerdeçal. Filiz Hanım cidden efsane bir yorum onu yaptı. Unuttum. Kendisini tebrik ediyoruz. Fikri Hanım beğenmiş, çok zorlama sonra farklı yorumlar yapacakmış evet, olduğu gibi. Evet Eser Hanım siz tatlını nasıl buldunuz? Şimdi. Ben bunu hazırladım. Sunumunu nasıl hazırladın alabilir miyim size bir de? Kendine yapmak istiyorum, çok beğendim. Nasıl gerçekten yaptın? Evet. Olsun. Bir tarifini yani alabilir miyim? Lütfen bir tarifini alabilirim. Soğanı nasıl ben söyleyeyim? Ben buraya tarif kuru, şey yapmaya gelmedim kuru ama. Kuru meyveleri nasıl yaptın? Çiğden ıslatıp mı koydun? Soğanla ölüştürdün mü onu? Canım benim meyveleri üzümünü ayrı ıslattım evet, sıcak suda, evet. Kayısısını ayrı ıslattım sıcak hı-hı, suda. Evet. Sonra ilk önce soğanları tereyağında kavurdum. Evet. Tereyağında kavurduktan sonra etini koydum içine, yani eti haşlandı, etini evet koydum.
Onlar bir güzelce de kavurdular. Ondan sonra işte kuru malzemelerini koydum. Meyveleri koydum. Evet, onunla evet. Da soteli. Etin ama suyundan evet. Bir iki kaşık soteledin aldım. Soteledin mi meyveleri de şeyle soğanla tabii, beraber? Tabii, tamam tabii, ama az önce edeyim. Yok yapmadım dedim. Hayır, hayır, hayır koydum hayır, dedin. Hayır sadece tamam, yapmadım. Tamam. Teker teker yapmadım. Evet evet yani doğru yok doğru şey beraber değil. Bırakılır hı-hı. Doğrudur. Beraber evet. Etin suyundan da koydum. Peki, o şekilde evet. Harmanladım. Tadı güzel ama ben bunun yufka açmasını isterdim. Fikri Hanım'ın yorumunu alıp tatlıya geçmek istiyorum. Buyurun Fikri Hanım. Kadir Bey ben beğendim. Gerçekten beğendim. Böyle beklemiyordum. Tam dediği gibi, söylediği gibi, sabah da belirttiği gibi yapmış. Aynı. Yemek neyse ana yemek doğru gelmiş ama eksiği var onu da tatlıdan sonra söyleyeceğim. Neden? Bir de soğanlı zerdeçalı karamelize edip üstüne koymuş. Üstündeki meyveleri de ekstradan ıslatıp sıcak suyla sonra yağda tereyağda onu da kavurmuştur illa ki. Hepsini beraber hepsini kavurdu. Beraber hepsini yaptı. Kavurdu. Önce soğanı yapıp sonra diğerlerini koyduğunu öyle düşündüm ben. Bilmiyorum. Öyle yapmadın mı zaten? Önce soğanı kavurdun sonra. Soğan evet, kavrulması evet. Gerekiyor ya. İstediğiniz gibi yapmış. Ama onlar onu kademe kademe. Aynen. Bunun nohutu nerede? Dediğim gibi kademe kademe. Çünkü kademe. Kademe. Ben mesela ilk önce soğan karamelize oluyor. Sen söylediğin için ben bir dakika arkadaşlar ben yorum yapıyorum. İşte böyle yapıyorsunuz sonra Fikriye niye çıkıştı diyorsunuz. Haklısın buyur. Hı-hı. Haklıyım evet her sonunda sofranın sonlarına doğru hep haklısın diyor Kadir Bey. Öyle mi dedin? Farkına varıyorum evet öyle söyledin dün de söyledin. Boş konuşma. Bir önceki gün de söyledin. Eser Hanım bak gerçekten ben kötü bir şey söylemiyorum. Boş yani şahsi konuşma. Olarak bir böyle şey demiyorum. Tamam. Bir şey Fikriye Hanım beğendi diye zorunuza mı gitti? Herhalde anlamıyorsun. Ben beğendiğimi zaten beğendim diyorum. Yapmadığın tadını tarifini bilmiyorum. Hadi ben dışarıda millete müdahale ederek sus konuşma yapma. Aa öğüt. Ben öyle bir şey geçirdim. Söyledim mi sabahtan beri? Siz böyle konuştunuz, dinledim. Sen şimdi ben konuşuyorum. Annelik yaptın, annelik yapmaya kalkıştın. Tamam hadi çocuklar eve gidelim. Hop dedin ona yapma, konuşma, evet, şunu yapma, bunu yapma. Beğendiniz mi? Beğendim. Yorum da yapmak sağlık. Artık istemiyorum çünkü eve gidiyorum. Tabii beğendim diyecek. Ben... Yorum yapamıyor. Allah gayet çok de güzel yaptı. Evet hoşuna gitti tabii. Yıkama yaptı. Yıkama yağlama yaptı. Hayır ben Eser Hanım'ın şu tavrına gülüyorum. Boş konuşma. Boş konuşma. Boş konuşma. Öyle bir şeylik yaptık. Şaka kızları bizi seviyor. Takılıyor can takıl. Evet. Şöyle evet, ben Magnolia. İsmini unutuyorum ya. Kusura bakma. Efsane bir Magnolia birazdan önümüze gelecek efendim. Oh. Niye güldün be beni? Ne oldu kız o yüzünü aldı verdi öyle? Bana ters hamur mi biraz yapıştı. suyu bitti arkadaşımızın değil mi? Hamur olur mu? İçinde biskevit var. Biskevit evet. Evet biskevit var içinde. Filiz Hanım'dan başlayalım yoruma. Filiz nasıl buldun? İçinde yulaflı bisküvi var. Üstünde muhallebisi var. Buyur. İçinde bisküvisi var. Beğendim. Güzel. Ne bisküvisi ama? Ne bisküvisi ama? Hoşuna gitti mi tadı? Nasıl beğendim dedi. Nasıl buldun sen cinciklerinden? Niye? He tehdit oradan hayır, geliyor demek ki. Eser Hanım. Güzel olmamış yani. Evet belli. Devam ediyor. Aynen. Ben bu bilgiler bana geldi gelemez. Beğendim. Ne olur tehdit et beni. Beğendim ama. Hani böyle çok da böyle bir saniye arkadaşlar. Fikri Hanım. Evet. Filiz Hanım'ın yorumunu dinlemek istiyorum. Tabii pardon. Filiz beğendiysen niye beğendi beğenmediysen niye beğenmedin? Pek beğenemedim ya. Sebebi ne onu söyle. İstediğim gibi bir Magnolia çıkmadı önüme yani. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Daha böyle sen ben de bir şey beklemiyordun ki sadece onu ne kusuru var mesela? Hayır yemeğini beğendim ama. Hayır ilk başında dedin ya. Kusurun kusurunu öğrenelim. Problem neymiş Filiz? Beğenmeme sebebi. Ben de benim muhallebisini beğenmedim. Muhallebisi olmamış. Ne bileyim bana tamam. Güzel gelmedi yani. Tamam yarışma arkadaşım. Peki afiyet olsun. Fikriye. Kadir Bey ben en son söyleyeyim yine ya. Çünkü sürekli evet. Üstüme üstüme geliyorlar. Sen söyle gelmezler tamam. Ben müdahale tamam. Ederim söyle. Bence sütle unu karıştırmış böyle bildiğin bir... Magnolia nasıl oluyor peki normalde? Süt, krema, şeker, yumurta bunların hepsini güzelce karıştıracak da ilki. Yumurta ile krema da mı var için şöyle bir şey. O kadar çok şeyler söyledi artık kafam gitti yani. Magnolia'yı çok savunmayacağım. Magnolia'yı çok savunmayacağım. Çünkü olmamış zaten. Hamur bir tadı var. Gerçekten olmadı. Hamur bir tadı var yani değişik çok. Şimdi Magnolia'yı yemek için bir iki kaşık daha aldım. Magnolia'yı beğenen var mı? Hayır. Yok. Gerçekten hayır. Olmadı. Aşk olsun. Hayır. Çünkü o kadar uğraştık. Yani un kokuyor. Un kokuyor yani. Hani şey dediğin yorum da hamur. Hamur bir tatlı mı? Hamur olmuş ona ağzına yapışıyor. Hayır işte un. Arkadaşlar
arkadaşlar, benim kendi aramızda konuşmayalım. Niye bu kadar basit bir tatlı tercih ettim? Çünkü benim çok evet. ağırdı. Ay çok ağırdı. Evet, ağır. Neler katmış, evet, ne hamaratlar döktürmüştün sen. Çok ağır değildi. Evet, döktürdüm de böyle başladın. Eti koydun başladın. Arkadaşım, eti koyarken diğer ürünler de var. Bakın, elden tüyorkadan geçirmiş ürünler. Arkadaşlar, bunları zaten konuştuk. Ondan sonra... Kimse maalesef ki Magnolia'yı beğenmedi. Afiyet olsun. Tarifte biraz sıkıntı yaşandı. Hanımefendinin annesinin verdiği bir tarifi denedik ki ama maalesef ki o da memnun kalmadı. Yani un kokusu var. Evet, ben o şekilde bir yorum yapmak dedim, istiyorum. Ben de beğenmedim dedim. Ve yani zaten bizim de gülmemizin sebebi oydu. Aynen. Biz de çünkü evet, mutfakta çok tatmin etmemiz. Sürprizin daha kıvamlı evet, olması evet, gerekiyor. Evet. Sürpriz mi? Evet. Söyleyeyim mi? Kadir Bey salatasını unuttu. Ta 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 ta. Ya ben dedim böyle olacak. Evet, çok evet. büyütecek tebrik bir şey ediyoruz. Değil yani. Evet. Niye? O zaman hadi puan kırmayacaksınız demek ki. Evet, hayır hayır. Büyütecek bir şey hayır, değil. Hayır ben evet, Fikriye evet, Hanım'ın tepkisini yani. Hani tam koydum unuttum. İlla ki böyle hani evet. çok büyük bir şeymiş gibi. Eksik menü. Evet eksik menü ama... Sen o şekilde bana çıkışamazsın böyle çok bilmiş tamam gibi. Tamam ya tamam kapatalım tamam. bence. Un şey hamur olmuş diyorsun. Evet. Un kokuyor diyemiyorsun un. Ama. Ya hamur salata zaten mı? Un değil bence mi? Bence salatasını getirin de yiyin içinde bir kalmış bir diyelim. Bir bakalım bir salata. He sanki puanını tam veresin ya ne kadar şey. Yok Fikriye Hanım yiyecek içinde kalmış ben bence. Ben değil Eser Hanım söyledi. Fikriye bak lütfen Hanım. Lafları biraz biri söylerken ne yorumları dinleyin. Arkadaşlar salata yiyecek var mı aranızda? Yiyelim değil. Ama benim yorumum yapmış. Emek vermiş. Yapamaz. Emek vermiş. Ay tamam ya gerçekten. Ona söylüyorum tamam, ben. Yoksa doğru. evet. Unutuldu. Hiçbirimiz de fark etmedik. He tamam gel buyur gel gel tamam. Masanın eksikliğinden arkadaşlar, başladı zaten. Arkadaşlar Magnolia'nın üstüne daha salata da yiyemeyiz herhalde diye hayır, düşünüyorum. Hayır ben istiyorum tabii salatamı ki. Ben istiyorum. Ben bir tane de olsa istiyorum. O zaman puanını ver. Evet, evet bir teknik fark etti. Keşke sen söyleseydin o anda. Niye? Rakibiz biz. Rakibiz biz. Mutlu oldun mu? Olabilirim tabii. Çok, yani belki tamam. salatayı getirseydi siz keşke farklı bir puan verecektin. Keşke hatırlatsaydın. Salata verirken bunu göz önünde bulundursun salata. Tabii bulunduracağım. Evet sevgili seyirciler bugün de yemeklerin tadına baktık. Mehri Hanım'ın eline onunla sağlık. Mutfakta bayağı stresli dakikalar geçildi. Evet. Bir an hatta bayağı gözyaşlarını tutamadım mutfakta. Evet. Ya, hem yorgunluk mı? Hem o heyecan. Yine de ellerine sağlık diyorum. En azından önümüze bir şeyler çıkarttın tadına bakabildin. Güzel. Güzel evet. yapmışım. Ben afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Şimdi kapalı puanlamaya gidiyoruz. Ardından biliyorsunuz ki son iki yarışmacımız kaldı. Fikriye ve Filiz. Bakalım hangisi yarın hangisi büyük finalde yarışacak. Hep birlikte göreceğiz. Heyecanla kapalı puanlamaya gidiyoruz. Eksik gelen salataya bakalım arkadaşlar nasıl puan verecekler bir görün. Bugün lezzet puan veremiyorum. Sadece emeğine puan veriyorum. Ona puanım 2. Mehricim sadece ana yemeğini biraz beğendim. Onun için sana puanım 2. Mehri'nin bugün çabasına puan vereceğim. Mehri'ye puanım 3. Mehri'nin menüsünde pilavını beğendim. Etleri güzel pişmişti. O yüzden ona puanım 2. Evet sevgili seyirciler. Fanusumuzla karşınızdayız. Bakalım yarının şanslı yarışmacısı kim olacak? Evet. Mavi diyoruz efendim. Bakalım yarın bize kapıyı kim açacak? Oo! Yarının yarışmacısı Fikriye Hanım oluyor efendim. Fikriye istiyor muydun evet. yarını? Ve büyük finalde Filiz Hanım'ın evindeyiz efendim. Evet yarın Fikriye'deyiz. Büyük finalde Filiz'deyiz. Fikriye hazırlan. Yarın evet. benim rakiplerim bomba gibi gelecekler. Evet, evet. Bomba gibi geleceğiz. Cuma günde finish. Evet. Bomba gibi patlayacaksınız. Patlayacağım. Ben de ilk önce patlayacağım. Onu ilk önce kabul et. Emin ol sana dürüst olacağım. Bakalım, bakalım bu masadan büyük finalde 50 bin lirayla kim kalkacak? Bu lafların altı dolacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Filiz'i çok hafife almayın. Bir bakmışsınız cuma günü parayı almış gibi arkadan el sallıyorsunuz. Bana diyorlar ki işte mıymıymıy konuşmuyorsun. Ya sizden fırsat mı kalıyor? Yani, ben hamileyim. Aynen abla canımsın. Ben de puan vermek üzere gidiyorum. Hepiniz hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Mehri Hanımcığım bugün mutfakta sizinle hem çok eğlendim hem de çok yoruldum. İnanır mısınız son dakikalar artık kendimden geçtim. Hello Magnolia beni benden aldı. Mehri Hanım yemekleri sıralamayla yapmak istedi ama maalesef ki başarılı olamadı. Son dakikalarda eli ayağına karıştı. Çorba
çorbasını ben de beğenemedim. Kesilmişliği vardı, pütür pütürdü, beğenmedim. Salatasını beğendim ama bilincini beğenmedim çünkü içindeki kıyması çok tuzlu geldi bana açıkçası. Ana yemekte pilav güzeldi, pirinci pişmişti ama ben daha lezzetlilerini yedim bu programda. Biraz alelacele olmuş bir pilavdı. Bozbaş'a gelince hanımefendi haşlayamadığı için mi bu böyle olması gerekiyor dedi, orasını anlayamadım. Çünkü bence birazcık daha esneyebilirdi, biraz daha ısırabilirdik eti. Biz de az çok kemikli et haşlıyoruz. Tatlıya gelince ben ömrümde öyle bir magnolia yemedim. Rabbim de yedirmesin diyorum ve şimdi puanımı veriyorum. Evet, yarın Fikriye Hanım'dayız. Lafı çok uzatmayacağım. Fikriye iddialı bir yarışmacı. O yüzden yarın ekranlardan sakın ayrılmayın. Bakalım Fikriye Hanım'ın iddiasının altı dolu muymuş, boş muymuş görelim. Görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar.